İyi akşamlar, saatlerimiz 20.30'u gösteriyor. Karşıt Görüş Özel'le karşınızdayız. Gündem kuşkusuz Kobani ve Türkiye'ye yansımaları diyebilirim. Bir yandan IŞİD ve YPG arasındaki çatışmalar Kobani'de devam ediyor. Bültenlerde sizlere sunduk. Bir yandan da uluslararası koalisyonun Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik bombardımanı da sürüyor. Bir yandan da hafta başında bir anda Türkiye'nin farklı şehirlerinde Kobani eylemleri ortaya çıktı. Eylemlerde 33 kişi hayatını kaybetti. Siyaset gündeminin merkezine de yerleşti Kobani eylemleri. Siyasetin farklı cephelerinden bu konuda açıklamalar geldi. Hatırlatalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan, nefes aldığım sürece çözüm sürecinin zedelenmesine izin vermeyeceğim. Çözüm süreci şımarıklığa boyun eğmek değildir diye konuştu. Olayları şiddet ve vandalizm olarak değerlendirdi. Başbakan Davutoğlu cephesine gelince o da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun IŞİD için yeni tezkere önerisini komik bulduğunu söyledi. CHP'nin tek çabasının ise Esad'ı korumak olduğunu vurguladı. CHP liderinin Türkiye IŞİD'e yardım ediyor iddiasını ise sorumsuzluk ve ihanet diye yorumladı. Muhalefet cephesine dönelim. Kemal Kılıçdaroğlu ise Başbakan Davutoğlu'nun aklına ihtiyacımız yok sözlerine, madem öyle siz hangi gerekçeyle Öcalan'ın aklına ihtiyaç duyuyorsunuz diyerek cevap verdi. Selahattin Demirtaş'ın dünkü açıklamaları da kanımca çok önemliydi. Tabanını sokağa çağırmasının şiddet çağrısı olmadığını, sergilenen şiddetin de provokasyon olduğunu söyledi Demirtaş. Bugün HDP, DTK ve DBP bir yazılı açıklama yaptı Sayın Seyirciler ve bizler hem ülke içinde hem de dışında halklarımıza yönelen tehdidi hükümetle birlikte çalışarak bertaraf etmek istiyoruz denildi. Sağduyu çağrısı yapıldı. Gündem son derece yoğun. Yaşananların birçok dinamiği ve değişkeni var. Hal böyle olunca akla birçok soru geliyor. Karşıt Görüş Özel'de konuklarım var bugün. Kobani olaylarını, Türkiye'nin IŞİD ile mücadele rolünü ve tüm bu gelişmelerin çözüm sürecine etkisini konuşacağım. Gazeteci yazar Muhsin Kızılkaya, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Koray Çalışkan İstanbul Stüdyo'da benimle birlikteler. Gazeteci ve yazarlar Muharrem Sarıkaya ve Yaşar Taşkın Koç ise Ankara Stüdyo'da benimle birlikte olacaklar. Karşıt Görüş'e hemen başlıyoruz. Halklarımız her yerde Kobani ile dayanışmasını en üst seviyede ortaya koymalı. Ama asla hiçbir yerde tek bir şiddet eylemine hiç kimse yönelmemeli. Vatandaşlarımızın sokaktan çekilerek itidalli davranmaya çağırırken mağdurların zararlarının karşılanması yönünde bir yasanın acilen çıkartılmasına öncülük edeceğiz. Her bir vatandaşımıza rica ediyorum, yalvarıyorum, yarın sabah kalkın ve ilk gördüğünüz kardeşinize öylesine sarılın ki, öylesine bağrınıza basın ki kimse bir daha kardeşi kardeşe düşman edemesin. Karşıt Görüş Özel'e başlıyoruz. Hoş geldiniz diyelim. İstanbul'da meslektaşlarım burada. Ankara stüdyolarındaki konuklarıma da hoş geldiniz diyorum. Muhsin, başlayalım. Gerçekten Ahmet Davutoğlu'nun bir sürü açıklaması vardı ama yalvarıyorum size dedi. Ne olur yarın kim olursa olsun o kardeşlerden birine sarılın diye geri kalanını dinledik zaten. Böyle sağduyulu açıklamalara aslında ihtiyaç var mı? Ne düşünüyorsun? Olmaz olur mu? Bunu da yani, hatırlatalım, öyle başlayalım en azından. Olmaz olur mu? Zaten bence bu tür programlarda haklı haksızı tartışmak doğru değil. Çünkü biz orayı açtık. Yani bu mesele polemik konusu yapılacak bir mesele değil. Çok çok ama çok ciddi bir olayla karşı karşıya kaldık. Hepimize geçmiş olsun bir kere. Şimdilik yani hala atlatılmış değil. Bu bir başlangıçtı. Zihniyetler, bu tür bakış açıları devam ettikçe de benzerleri tekrar olabilir. Çünkü biz geçmişinden bugüne kadar bu tür olaylara şerbetli bir toplumuz. Çünkü 6-7 Eylül olaylarını yaşadık, Maraş olaylarını yaşadık, Çorum'u yaşadık. O kadar çok şey sayabiliriz ki bizim günahlarımız çok. Yani biz günahkarız aslında. Bir sürü evlatlarımızın. Topluca evet, hepimiz. Bu topraklarda yaşayan hepimiz. Günahkarız ve biz hepimiz çocuklarımızla bizim adımıza ölüme gönderdiğimiz
sudan sebeplerle ölüme gönderdiğimiz o çocukların bizi affetmelerini bekleyelim. Çünkü hiçbirimiz Sırat Köprüsü'nde gerçekten de bunun hesabını veremeyeceğiz. Onun için bu günahkarlık günün birinde her zaman dönüp lanet bir yerden çıkıyor. Hani başkasının günahını aldığın zaman bir yerden lanet durup çıkıyor. Bunu o kadar güzel Faulkner, o kadar güzel Amerika'da anlatmış ki romanlarında. Yani Amerikalıların vaktiği zamanda zencilere yaptığının başka bir biçimde dönüp onları nasıl vurduğunu. Bu biz kendi kendimize yaptık. Bunun bizim bu anlamda baktığınız zaman zengindik. Her anlamda zengindik kültürel olarak. Çok Amerikalıların zencilerine yaptığını Türkler Kürtlere mi yaptı? Hayır. Onlar Kürtlere yapmadı. Kürtler de Ermenilere yaptı. Türkler Ermenilere yaptı. Beraber onlar ona yaptı. Ama bugün Kürtleri konuşuyoruz diye söylüyoruz. Rumlara yaptı. Evet. Öbürü ona yaptı. Devlet Kürtlere yaptı. Kürtler kendi içindeki Ezidilere yaptı. Hı. Yapan yapana. Yani sonuçta bahsettiğimiz iktidar ya da sahip olma duygusu geliştikçe alttakilerin ötekileştiği bir durumla söz konusu oluyor. Ve mazlum iktidara geldiğinden de zalim kadar zalimleşebiliyor. Peki, bunun Türk'ü Kürt'ü yok. Şimdi bunun çok şerbetli izledin. Kötü bir laf aslında düşündüğüm zaman. Hı. Acılara şerbetliyiz bir anlamda. Ama son zamanlarda yaşananlara baktığım zaman şimdi sınır ötesini konuşacağız, IŞİD konuşacağız vesaire ama Türkiye'de bir şeyler yaşandı. Hı hı. 33 can gitti dile kolay. Pusu kuruldu polislere. Antep'te çatışma yaşandı. Yağmalar yapıldı vesaire. Ben bu filmi görmüştüm gibi mi gördün ya da aman diyeyim mi? Yani ne dedin? Yani biraz ya bunun anlatsana için gerçekten lütfen. De ben mesela o gece Twitter'ı açtım ve baktım ne oluyor diye. Aklı başında bir sürü soyadının isminin önünde doçent gibi sıfatlar olan bir takım akademisyenlerde tutun, bir takım gazetecilere kadar iktidarla olan ilişkilerini, iktidarla olan kinlerini, iktidarla olan problemleri Kürtlerin üzerinden harekete geçirme sevdalıların o kadar çok kişi olduğunu gördüm ki ve hayretler içinde kaldım. Sadece ve sadece Kobani'de çok haksız bir durum var. Bir işgalci güç gelmiş, birilerinin namusuna tasallut olmuş, Kürtlerin oradaki topraklarını işgal ediyor. Dolayısıyla onların soydaşlarının bu işgalci güce karşı gösterebilecekleri her türlü şiddete başvurmayan demokratik hak meşrudur. Dolayısıyla eğer bir şey yapacaksanız ne olursunuz bunu yapın anlamında ben bir şey yazdım ve hayatımda karşılaşmadığım dünyanın en büyük tepkisiyle karşılaştım. Bir anda çünkü herkes o sırada herhalde kılıçlarını bilemişti, molotoflarını hazırlamıştı ve bir şekilde sokağa çıkıp bir şeyleri kırıp dökerek ölümlerin önüne geçebileceğini zannediyordu. Yani başkasının ölü başka yerdeki ölümü durdurmak için burada birilerinin ölmesi gerekiyor gibi bir mantık var. Bu en korkuncu bu. Peki şöyle Koray Çalışkan şöyle devam edelim mi? O öfke hepimiz gördük o öfkeyi zaten. İneni var, inmeyeni var vesaire. Ama bir öfke var Muhsin'in de bahsettiği. Niye o öfke? Yani bence o öfke üzerinden sosyolojik ya da siyasi hareketleri konuşmamız doğru değil. O yanlış bir analojiye yaslanıyoruz onu yaptığımız zaman. İki ama insan, var öyle bir öfke. Hayır, yok şöyle mu? Bakmak lazım ona. Yani o öfke var da bizim analiz etmemiz gereken bu genel resim. İnsanlar genelde sosyolojik sorunları bireyler arasındaki sorunlara indirgeyip tartışırlar ve yanılırlar. Ne olduğunu anlayamazlar. Zannederler ki, ya şimdi ben sana kızıyorum, sen bana kızıyorsun. Biz kavga etsek ne olur? Birisi gelir der ki ya işte Balçiçek dur Koray öyle demedi. Koray der ki ya Balçiçek şunu da öyle. Bizi sakinleştirmeye çalışır. Bir uzlaşmacı bir durum. Biz çok öfkeleniriz birbirimize. Ondan sonra diğeri der ki ya durun siz kardeşsiniz sarılın birbirinize geç. Bunlar yanlış analojiler. Olan şudur. Sosyolojik ve siyasi bir sorunla karşılaşıyoruz. Karşı karşıyayız şu anda. İnsanların sokaklara çıkıp hepsi rasyonel olan, hepsi senin benim gibi aklı başında insanlar olan insanların sokaklara çıkıp bir yere taş atması, bir otobüsü yakması, şiddet kullanması başka yol ellerinde kalmamasından olur genelde. Bakın şöyle diyorlar ya işte 3 kişi provoke etti binlerce insan sokağa çıktı. Ya bu neye benziyor biliyor musun? Eskiden generaller şey falan derlerdi. Ya işte çocukları kandırıyorlar, başörtüsü aslında onlar da istemiyor, zorla kadınlar başörtüsü takıyor. Ya onun aklı yok mu? Sosyolojik olarak akıl kaçırma diye bir şey olamaz. Bireysel siyasetçiler bazen akıl dışı laflar edebilirler. Ama toplumlar belli sorunları
semptom şeklinde yaşayabilirler. Mesela düşünün, ben bir Türk olarak düşünüyorum. Trakya'da sınırın diğer tarafında Yunanistan'da Türkçe konuşan bir köye IŞİD gibi, tamam mı? Yani peki. Hristiyan terörist olabilir, Hristiyancı terörist olabilir. Hı. Ya izafi konuşuyorum. Birileri saldıracak olsa tutamayız biz kendimizi burada. Sarmışlar, tanklarla dövüyorlar, burnumuzun ucunda yerinde duramazsın, incinirsin. Gelişmiş insanlar, beraber yaşadıkları insanları kardeşi gibi severler. Kobani ile Suruç, Beşiktaş'la Ortaköy gibi. Bu insanlar sosyolojik olarak, ekonomik olarak ve ailesel olarak aynı evrende yaşıyorlar. Yani bu, Türkiye bunu biliyor, artık herkes anladı yani. Bunun karşısını söyleyen insan da yok. Sen amcanın kızı, orada görüyorsun. Aldığın, ortak aldığın tarla, birlikte girdiğin dana, hayvanlarını getiriyorlar. Bu hayvan bizdeydi, o bizde. Çevresi tanklarla sarılmış bir halkı, dünyanın şu anda en tehlikeli terör örgütü, kendisine İslam Devleti diyen terör örgütü dövüyor. 35 tane de tank var Kobani'nin çevresinde. Ve orada sen ne hissedersin? Ya bir dakika, bir dakika. Şunu hissedersin. Oradaki insan nasıl boğulup sıkıştırıldıysa sen de Türkiye'de öyle boğulup sıkıldığını parantez hissedersin. Parantez açıp sana bir destek vereceğim. Tersine soracağım ama. Peki ha. Bugün HDP Hüdapar çatışması diyorsun ya. Şimdi ona geleceğim. Ona orada geleceğim. Da başka bir iş şimdi, var mesela. İnsanların hani dedin ya öfkeden oluyor bu. Peki. Ya şimdi öfke ve psikolojik, bireysel psikolojik benzetmelerle sosyolojik hareketleri hiç kimse, hiçbir aklı başında insan tahlil etmez. Edemezsin. Bilimsel olmaz bir kere. Ha, kahvede konuşursun ya çok kızdılar, camları indirdiler, böyle saçma şey mi olur? Hayır. Bu mantıkla bakarsan sosyolojik sorunu çözemezsin. Senden demiyorum da hani bakanlar olabilir diye. Ne oluyor? Şu oluyor. İnsanlar birincisi sıkışıyor. Siyaset kurumu bir tane amacı vardır. İnsanlar sokakta birbirlerine bağırmasınlar, taş atmasınlar, kavga etmesinler diye... Biz sorunlarımızı, o sorunları konuşacak insanlara delege ederiz. Onlar birbirleriyle konuşurlar. İktidar ne diyor? Konuşacak bir şey yok. O terörist, ben iki terörist arasında niye tercih yapayım? Sanki Kobani PKK'nın başkenti. Yok böyle bir şey. Orada Kürt halkı yaşıyor. Nasıl Türkiye'de Kürt halkının yarısı HDP'ye veriyorsa, yarısı diğer partilere, AK Parti başta olmak üzere veriyorsa, Kobani'deki insanlar da oluyor. Bir kere orada insani bir durum var. O insani durumun tanklarla, ağır silahlarla üstlerine saldırmış insanların boğulduğu anda buradaki insanlar kendilerini tutamıyorlar. Tutarlar, şöyle tutarlar. Çıkar der ki başbakan, ben NATO üyesiyim. Bütün dünya bu terör örgütüne karşı. Benim de bir sürü diplomatımı kaçırmış. Ben sınırımda böyle bir terör örgütü istemiyorum kardeşim der. Ve yapması gerekeni yapar. Koray, hem Batı'nın desteğini sorayım. Demokratik tepkiden bahsediyoruz. Kendini tutamamaktan bahsediyoruz. Bingöl'de yaşananlar, Gaziantep'te yaşananlar demokratik tepkinin herhalde bir adım ötesinde başka bir nokta. Demokratik tepki demedim ben. Hayır hayır. Ben genel yaşananların, olarak söyledim. Evet, yaşananların tutamıyor kendini dedim de o yüzden söyledim. Hayır yani insanlar tutamayabilirler kendilerini bakın. O demokratik tepki değildir. Demokrasinin siyaset mekanizması çalışmazsa insanlar savrulurlar. Hmm. Bu an, şu anda Türkiye'de yaşadığımız sıkıntının 33 canı kaybetmemizin, 4'ü linç, 2'si şehit, 2 tanesi çocuk, ya inanılır gibi değil. Korkunç yani işleyen evet. Demokrasi dediğimiz yerde Türkiye toplumu şu hale geldiyse onun tek sorumlusu vardır Balçiçek. Bütün demokrasilerde hükümettir. Çünkü hükümet siyaset kurumunu işletememiştir. Ana muhalefet diyor ki ya gelin bu sorunu çözelim. Bakın tezkere ise tezkere. Şunu yapalım bunu yapalım. Benim sana vereceğin akla ihtiyacım. Hayır. İnsanlar akıllarını kaçırmasın diye siyaset kurumu ortak aklı çalıştırır. Böyle garip şey mi olur? Ondan sonra da inanılmaz enfantilize. Çocukça yorumlarla molotof atmasınlar, taş atmasınlar. Bir vurursun misliyle üstüne gelirim. Böyle bir savaş şimdi gir mantıkla bu çözülmez. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın cümlelerinden yeni bir yasal düzenleme geleceğinin de özellikle kolluk güçleriyle ilgili ilk emarelerini de aldık. Onu da konuşacağız ama bir Ankara'ya döneyim istiyorum. Tamam izninle. Ama bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın yasa yapma yetkisi yoktur. O yani söyleyebilir. Anayasalar öyle bir yetkisi yok. O yüzden yani o anlamlı değil, onu tartışmak ama sonrasında değil. Başbakanın söylemesi... Ya başbakan der şu yasayı yapacak, evet. Cumhurbaşkanı'nın öyle bir yetkisi yok, onaylar onaylamaz. Peki Ankara'ya dönelim, Yaşar Bey'le Muharrem Sarıkaya orada. Yaşar Bey sizinle başlayalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunun tek sorumlusu hükümettir dedi Koray Çalışkan yaşananlar için. Cumhurbaşkanı'nın özellikle...
şöyle cümleleri vardı. Dedi ki ben bir cumhurbaşkanı konumunda böyle konuşmak istemezdim. Siz de dinlemişsinizdir muhtemelen ama hatırlatıyorum izleyiciler için. Ama şimdi bu kadar kayıp bizim böyle konuşmamızı gerektiriyor. Sen o aklı sakladan tutun da CHP'ye, MHP'ye de itidalli davranacaklarını düşünüyoruz. Bakıyoruz hükümete çakıyorlar vesaire gibi bir konuşma yaptı cumhurbaşkanı. Nasıl değerlendiriyorsunuz olup biteni siz? Doğrusu bu olup bitenler son 72 saatte hatta işte 4 günde hiç kimse herhalde bunu hayal etmiyordu. HDP de o açıklamayı yaptığı zaman bunu beklemiyor olmalıydı ki daha sonraki günlerde yaptığı açıklamalarda her ne kadar daha açık ve net bir şekilde işte kendi kitlesine sokaktan çekilin dememiş olsa da mümkün olduğu kadar yine de onlar da bu ortaya çıkan manzaradan çok hoşnutsuzlar. Bu da belli oluyor çünkü işte 33 deniliyor. Belki de bir iddiaya göre 35 olduğu da söyleniyor hatta bugün için. Bazı yaralarla ilgili bazı haberler daha var ama teyit edilmediği için bilmiyoruz. Sonuçta birdenbire Türkiye işte çok da vahşice yöntemlerle işte taşla, bıçakla, silahla yakın mesafeden insanlar öldürülünce ve bir de çok sayıda da olay tabii. Yani bir tek sadece ölümle kalmadı. İşte molotoflar, iki bu grupların karşı karşıya gelmesi gibi çok sayıda sorun var. Şimdi sorun birdenbire bu hızda, bu seviyeye yükselince... Herkes tabii ki şüphesiz birilerini eleştirecek, birilerini suçlayacak ama bu çok içinde bulunduğumuz çok ciddi bir kaosla karşı karşıyayız. Çünkü biraz önce Koray Çalışkan da aslında arkasında ne olduğunu anlatmaya çalıştı. Arkasında ne olduğunu görmeden günübirlik o bunu yaptı, bu bunu söylediğinde sorunu çözebileceğimiz bir sorunla karşı karşıya değiliz. Kobani uzun zamandır o işte şu andaki hala süren çatışmalar ve kuşatma içinde Güneydoğu Anadolu'da ağırlıkla bir hisse bir hem de bazı işte cümlelerle pekiştirilmiş sürekli aynı hikayeden anlattığı bir mite doğru dönüştü. İnsanlar oradaki o dramı gittikçe kendi işlerinde biriktirmeye ve buna karşı müdahale edilmesini istemeye başladılar. Evet doğru böyle oldu. Hatta işte ben bazı insanlarla da görüştüm ben. Ne oluyor orada, ne düşünüyorsunuz? Hüdapar'la neden bir çatışma var işte eski Hizbullah'la diye. Evet. O konuda çok açıklama yapamıyorlar ama ağırlıkla örneğin IŞİD'e giren ilk militanların Türkiye'den gitmiş insanlar olduğuna dair dedikoduların yayıldığı, Türkiye'nin müdahale edebileceği halde etmemesine yönelik bir suçlama ile karşı karşıyayız. Bir yandan da hükümet kanadından baktığınız zaman da hükümetse bütün oradaki gelebilecek bütün sivillere kapılarının açık olduğunu ve yanılmıyorsam işte dün itibariyle 187 bin insanın da aslında zaten Türkiye'ye giriş yaptığını, kalanların ağırlıkla çatışmaya devam etmek ve işte direnmek için kaldığını söylüyor. Bu kadar çatışma, bu kadar süre içinde zaten evet çatışma dışındaki bir seçeneği olmayanlar gelirlerdi ve onların da büyük çoğunluğu geldi. İkincisi her şeye rağmen konuşurken kolay oluyor ama şu çok mümkün değil. Başka ülkenin sınırlarında üstelik de aranızın çok çok kötü olduğu bir ülkenin sınırlarındaki bir bölgeden bahsediyorsunuz. Üç, doğrudan bütün dünya muhalefet ettiğini söylüyor. Bir takım uçak bombardımanları dışında aslında işte yönelik hiçbir şey yok. Ve sizden aslında kara ordunuzu sokup bir anlamda buraya müdahale etmenizi istiyorlar. Hem IŞİD'le karşı karşıya kalmanızı hem kara ordunuzu sokmanızı hem de sınırlarınızın ötesinde aslında aranızda çok ciddi bir düşmanlık olan bir ülkenin topraklarına bu operasyonu yapmanız isteniyor. Bunlar kolay kolay alınabilecek kararlar değil. O yüzden de bu karar alınamıyor. Ama bunu işte Türkiye IŞİD'le işbirliği halinde ve orada Kürtlerin böyle bir katliama kıyma uğramasını istiyorlar diye anlatıldığı için de bu olaylar için altyapı birikmiş oluyor. HDP'nin o talihsiz açıklamasından sonra da olanlar oldu. Sonra da işler ne kadar karıştığını gördük. Örneğin dün işte emniyet müdürlerine yapılan saldırıyla iki şehit var. Örneğin EPG onun için kendisi yaptığı açıklamada her ne kadar milletvekilleri hayır PKK ile ilgisi yok deseler de EPG üstlendi. Bu lokal bir olaydır diyerek bir anlamda üstü örtü olarak, örtülü olarak kabul etmiş oldu. Dolayısıyla baktığımız zaman bir taraf devlet olarak buraya bundan daha fazla müdahale etme şansım şu an için yok ve bunun sonuçlarını kestiremiyorum diye bakıyor. Anladığımız bu tedirginlik var ve bu bekleyiş sürüyor. Bir yandan da işte ağırlıkla Kürt halkında da hayır bu IŞİD'le işbirliği sonucu kasten bile izleye izlenen bir şeymiş gibi söylüyor. Ama rakamlara baktığımız zaman bugüne kadar üstelik de bu IŞİD kuşatmasından da önce Suriye'de ortalık karıştığından beridir 634 tır yardım gitmiş. Bunların büyük çoğunluğu da üstelik de Kobani'nin kendisine yani insani yardım olarak Türkiye oraya elini uzatmış. 187 bin tane insanı buraya almış. Şimdi burada şunu tartışabiliriz. Evet Türkiye
tanklarıyla girmeliydi ve ondan sonra da olabilecek her şeyi göğüslemeliydi. Uluslararası bir operasyona aslında dahil oluyorsunuz, kara ordunuzu sokuyorsunuz ve işte karşınıza alıyorsunuz. Ya da bekliyorsunuz, siviller için yapılabilecek her şeyi yapıp onları buraya çekiyorsunuz. Ama şu anda tartıştığımız konu aslında buradan çıktı. Bu birdenbire Türkiye'nin içine ihraç edilmiş bir şimdi, soruna dönüştü. Şimdi o noktada bir araya gireceğim. O noktada araya gireceğim bir iki detay hatırlatmak adına Cem İççek'in açıklamaları oldu. Cem İççek neden maceraya sürüklenelim diye açıklamalarda bulunduk ve koalisyon güçlerinin içinde yer almak gerekiyor dedi. Özellikle birinci şıkka destek olsun diye söylüyorum ve PKK neyse IŞİD odur. Adam gibi adam komşu isterim ben açıklamaları vardı. Keza çözüm sürecinin önemli aktörlerinden Beşir Atalay'ın da bu yönde hukuki perspektif tarafından bakmak lazım, koalisyonun içinde yer almak lazım diye açıklamaları oldu hükümet cephesinden. Bunları da size hatırlatmış olayım. Ama sonuçta şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. İşte birdenbire sayısı artan, sonunda da 30 küsüre ulaşmış insan ölüm var ortada. O ölümlerden sonra bunlar hızlanırken ve Türkiye'nin içine transfer edilmiş bir probleme dönüştükten sonra ve çok ciddi bir, biraz sonra belki bunların diğer detaylarını da konuşacağız ama çok ciddi, çok daha büyük olaylara dönüşebilecek bir potansiyel oluştuğunda ister istemez bu açıklamalar gelecektir zaten. Çünkü asıl tehdit, en çok üzerinde durmamız gereken belki şu, artık Kobani'yi IŞİD'i değil, doğrudan bu sınırlar için neler olabileceğini tartışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Türkiye 1980 öncesindeki sosyolojiye sahip değil artık. Türkiye'nin hemen hemen bütün büyük şehirlerinde çok büyük Kürt kitleleri var. Bunların birçoğu da üstelik de belli mahallelerde, varoşlar halinde yaşıyor. İç içe yaşıyoruz ama yine de patlama noktaları hem İstanbul'da hem İzmir'de hem Ege'de birçok ilde, Adana'da, Mersin'de çok kritik yerlerde ki zaten biz bunları zaman zaman son birkaç yıldır olaylarda da rastlıyoruz. Oralarda olaylar çıktığı zaman. Dolayısıyla bu transferin engellenmesi için bir müdahale gerekiyordu. Ben de aslında maalesef çelişkili olacak ama devlet gücünün gösterilmesinin kitlelerin birbiriyle çatışmasını engellemesi için şu anda zorunlu olduğunu düşünüyorum. Eğer siz müdahale etmez ya da müdahale edilmediği algısı oluşursa ki işte hepimiz takip ediyoruz sosyal medyada, Twitter'da veya diğerlerinde çok sayıda da bir yandan kendileri işte ülkücü olarak yahut da sadece bu olaylara tepki olarak da Antep'te de görüldü dün maalesef. Evet. İnsanlar karşı karşıya gelmeye başlıyor. Onun zaten önü alınacak gibi değil. O 81 vilayete birden ortalığı kan gölüne götürür. O yüzden bu müdahale işte Sayın Cemil Çiçek'in de başbakan, cumhurbaşkanı da hepsinin de yaptığı açıklamaların bir anlamda bugün yaşadığımız yerde bu sorunu kesmeye yönelik olduğunu düşünüyorum. Şimdi o devlet gücü, devlet gücü normaldir. Ve yeni yasal düzenlemeyi konuşalım izin verirseniz ama Muharrem'e bir dönmek istiyorum. Muharrem şöyle noktalar söyleniyordu. Sen de yakından takip eden bir isimsin. HDP sokağa çağırdı ama sonra sokağı kontrol edemedi. Şimdi demin Koray Çalışkan'ın da o öfke değil ama en azından insanların tepkisini bir şekilde dile getiren açıklamaları oldu. Ne düşünüyorsun? Senin cephenden nasıl gözüküyor? Balçiçek şöyle başlayayım. Bundan tam iki hafta önce bugün Muhsin Kızılkaya ile, ki Muhsin de orada, Diyarbakır'da Fiskaya'nın eteklerinde çok güzel bir mekanda oturduk, sohbet ediyorduk. Ve konuştuğumuz konular Diyarbakır'ın ne kadar geliştiğini, ne güzel mekanlar açıldığını, otellerin yenilendiğini, çok hoş mekanların daha da iyileştirildiğini, artık turist gelmeye başladığını falan konuşurken bölgeyi çok iyi bilen, oranın evladı olan iş adamlarından bir tanesi ki her iki tarafı da çok iyi bir şekilde gidip konuşan veya akil bir görev üstlenen Şah İsmail Bediranoğlu dedi ki ya bir öfke yükseliyor. Gitgide bir öfke birikiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor dedi. Benim o an aklıma hemen bir kitle hareketi geldi. Çünkü kitlelerin bugün ne olduğu değil ne olabileceğini önceden öngörmek gerekiyor. Kitle hareketlerinde çünkü aklı yoktur kitlelerin. Ve kitlelerin bilinçaltıyla hareket eden bu kitlelerin eylemleri kendi iradelerinin inisiyatifi dışındadır ve ilkelleşir bir anda. Dolayısıyla Diyarbakır'da yaşanan da buydu. Yani ne hükümet kanadı ne de HDP veya işte DPP veya DDK kitle hareketlerinin
nereye kadar ulaşabileceğini önceden ölçemek. Dolayısıyla bunu Koray Çalışkan'ın demin söylediği sosyolojik akıl kaçırma diye bir şey yoktur'un tersine bir şey söylüyorsun yanılmıyorsam, değil mi? Ben bir de istersen bunu Koray daha iyi bilir, bilimsel temele dayandırayım. Gustav Le Bon bunu çok iyi bir şekilde incelemiştir, irdelemiştir ve kitle hareketleri üzerinde de, kitle psikolojisi üzerinde de çok önemli çalışmaları vardır, tavsiye ederim. Ve bu konuda eğer ki bir hareket, bir toplumsal hareket veya kamuoyu hareketleri eğer ki kitle hareketine dönüşürse onun engellenme şansı artık gitgide artar. Bu kişi en büyük bilim adamı bile olsa kitle hareketinin içerisine girdikten sonra ilkelleşir. Çünkü onun artık bilinçaltıyla ve kitle davranışıyla hareket etmesi başlar. Diyarbakır'da yaşanan da oydu. Yani bir anda ne oldu da böyle olduğu okuyabilmek için öncelikle o birikimi görmek gerekiyordu. O alttan yükselen öfkeyi görmek gerekiyordu. Peki bu öfke nereden geldi? Onu da hemen söyleyeyim. Aşağıdan ilk gelenler, yani güneyden ilk gelenlere hep Diyarbakırlı veya bölge insanı bir acıma içinde baktı. Çünkü onlar kendilerinden birisi değildi. Ama onların karşılaşmış olduğu duruma acı içinde bak. Acıma duygusu içinde veya vicdani bir acıma duygusu içinde baktı. Ama ne zaman ki ezidiler ve Kobani'deki veya diğer kesimlerdeki, yani Serikani'nin hemen alt kesimindeki, işte Rakka'nın biraz üstündeki Kürt kökenlilere, yani kendi akrabalarına dokunmaya başlayınca bu acıma duygusu acıya dönüşmeye başladı. İşte o acının bir patlamasıydı. Çünkü o bölgede bugüne kadar hep o gelen insanlara, insanlar evlerinin kapısını açmıştı. O gelen insanları bağrılarına basmıştı. O gelen insanlarla birlikte yaşamın bir modalitesini artık geliştirmeye başlamıştı. Bu batıya göçün Diyarbakır bölgesinde veya Güneydoğu illerinde bloke edilmesini de sağlıyordu. Yani bu aslında sosyolojik açısından da öbür tarafa bir akımın önlenmesi açısından da önemliydi. Fakat geldiğimiz noktada bu acıma duygusuna dönüşmeye başladıktan sonra kitlelerde gitgide bir dedikodu mekanizmasında çalışması, belki hızar gibi çalıştı bu. Oradaki duygu ister istemez çok tehlikeli bir noktaya taşındı. Ve önceki gün Diyarbakır sokaklarında veya işte dün akşam diğer illerde yaşadığımız olaylarla yüz yüze kaldık. HDP bunu öngörebilir miydi? Muharrem bir araya gireyim. Muharrem biraz önce bir şey söyledin. Beni de sanırım birazcık davet ettin. Gustav Le Bon, Muharrem 1841 doğumlu. Şu anda sosyal hareketler literatüründe hiçbir şekilde referansı geçmeyen, öğretilmeyen ve kitle hareketi sözcüğünün zaten sosyal bilimlerde kullanılmadığı bir dönemde ancak ilk bu konu hakkında yazmış, işin psikolojik temelleri hakkında bir parça yarısı doğru yarısı yanlış şeyler söylemiş birisi olarak bilinir. Biliyorsun sen de. 1841'de doğmuş birisinin fikirleriyle şu anda sosyal hareketleri anlayamayız Muharrem. İkincisi, psikolojik mekanizmalar üzerinden de sosyal hareketleri anlayamayız. Sosyal hareket literatüründe birbiriyle anlaşamayan insanlar var, yanlış anlama. Ama senin söylediğin perspektif bunların içinde bile değil. Mesela siyasi süreç modellemesi vardır. Benim çok yakın olduğum bir modelleme sistemi değildir. Doug McAdam'ındır bu modelleme. O modellemenin içerisinde bile biraz önce söylediğin şekilde, yani benim söylediğimi eleştirenler bile senin pozisyonunu haklı göstermezler. Le Bon'la Kürt hareketini açıklamaya çalışmak, şu anda televizyonun içerisine bakıp bilgisayarın ne olduğunu anlamak gibi. Peki bir duyalım mı? Yani o yüzden ya 1841'e hiç gitme. Hatta Koray, 1941'e de gitme. Olur mu sevgili böyle şey? Koray, zorlama kendini. Sevgili Koray, zorlama kendini. Aşmet kuralları da hala geçerli. Onun için psikoloji bir temel bilimdir. Dolayısıyla bunu birimiz öğretecek halimiz yok. Le Bon'un kuralları da kitle psikolojisi içerisinde hala geçerlidir. Le Bon'un kuralları diye bir şey mi var? Gerçekten buna inanıyor musun? İnanamıyorum.
Yani peki Muharrem, Arşimet'le Lebon'u aynı yere koydun, fizikle sosyal bilimi koydun ya, bu sana şimdi yeter. Şimdi demagoji yapma. Ne demagojiyi sen yapıyorsun Muharrem? Peki. Demagoji sen, ayrı bir şey. Arkadaşım 1841'den referansla Kürt hareketini anlayamazsın. Tamam. Yazdığı kitap 1841'de doğduğunda yazdığı kitap değildir. Yazdığı kitap 1920'lerde geçerli bir kitaptır. 1930'larda da hala geçerliliği korumuş. 1930'da Marx'ın kitaplarıyla bir şey anlamaya çalışıyorlar Kore. Marx'ın kitaplarıyla hala milyonlarca insan bir şey anlamaya çalışıyor. Evet, Marx'ın kitaplarını hala gidiyorsun. Muharrem sen düşünecektin onu. Buradan desteği aldığımızda oradan şey yapma. Peki. Hemen şimdi lafa girme. Muharrem o zaman tamamladıysan cümleni bu tarafa döneceğim ama HDP ile ilgili özellikle sokaklarla ilgili eksik kalan bir cümlen var mı yoksa bu taraftan devam edeyim mi? Var, Ankara İstanbul olunca hemen, biraz problem oluyor tabii. Dinliyorum. Tabii hemen kapatıyorum. Şöyle ki. Kitle hareketlerinde eğer ki öngörebilmezlik yüksektir. Dolayısıyla toplum veya kamuoyu eğer kitleleşirse onun önünü alamazsınız. Ki nitekim alınamadı ve HDP de bunun altında kaldı. Bunun altında kaldığını kendileri de kabul ediyor. Yani biz tamam sokağa çıkın dedik ama eylem yapmayın demek istemedik veya şiddete karışın demedik. Siz ne derseniz deyin. Sonuçta eğer ki öyle bir hareketi yönlendiriyorsanız o birikmiş olan öfkenin, acının öyle bir noktaya dönüşeceğini önceden öngörmeniz gerekiyordu. Bu iyi bir ders oldu bence herkese peki. Ve her tarafa. Birincisi bu. Bundan sonrasında ne olur? Bundan sonrası çok daha tehlikeli ve çok daha sıkıntılı. Çünkü bugün Kobani'de olanları hemen iki tarafındaki Talabiyat ve bir diğer kapıda olanlar veya orada yaşayanlar farklı okuyor veya farklı bakıyor. Eğer Kobani düşerse bunun düşmesinden Cerablus'ta bulunanlar memnun olacak veya Talabiyat'ta bulunanlar. Peki Muharrem oraya girmeyelim izin verirsen oraya daha girmeyelim. Yani sınır sonrasını birazdan konuşacağız ama buradan devam edelim istiyorum. HDP altında kaldı cümlesi. HDP'nin açıklaması özellikle Kandil'inde açıklama yapmasını istediğine dair özellikle STK'ların yaptığı açıklama şiddete sevk etmemiz. Şimdi geç mi kalındı, ne oldu, ne bitti? Senin cephenden biraz bütün bu konuşmaların üstüne. Bu deminki kitle psikolojisiyle ilgili ben de bir öneri de bulunayım. Elias Canetti, Kitle ve İktidar kitabını herhalde kimsenin bir diyeceği yok. Yani çok aydınlatıcı o anlamda. Kitle ateşe benzer. Eğer siz tabii bu onun lafı değil ama ben buradan baktığım zaman siz eğer insanoğlu ateşin bulmasına milyonlarca yıl uğraştılar, ateşi buldular. Ateşi kontrol altına almak için de bir o kadar yıl harcadılar. Onu bulmak önemli değil. Onu kontrol altında tutmak önemli. Yani bir yere hapsetmek. Çünkü hapsetmediğin andan itibaren sen onu söndürmek için su döktüğünde su bile onu daha çok harlandırıyor. Zaten en büyük metaforu da budur. İlyas Canetti'nin bu kitle meselelerinde ateş kitle metaforu. Burada da böyle bir şey var. HDP'nin en büyük hatası bununla ilgili olarak bir kere böyle bir çağrıyı gece yarısı yapmış olması. Stratejik hatanın en büyüğü burada. Bu bir. İkincisi eğer meydana... Parti binalarımıza saldırılarda bulunuyordu diyorlar. Parti yöneticilerimiz lince uğruyordu diyorlar. Paramiliter güçler vardı. Aynı zamanda MİS'li ile başka güçler çıktı. Asker... Şimdi bu sonrası. Yani hani ben bunları anlatayım. Başından başlayalım. Daha olmuyor. Hadiselerin başlangıç noktası. İkincisi siz eğer bir kitleyi sokağa davet ediyorsanız sokaktan toplamayı da bileceksiniz. Eğer toplamayı bilmiyorsanız çağırmayın. En büyük, en önemli şeylerden bir tanesi de bu. İkincisi siz eğer bir kitleye önderlik yapıyorsanız önderliğin belirli kuralları vardır. Yer gösterirsiniz, mekan gösterirsiniz ve strateji gösterirsiniz. Taktik de verirsiniz zaman zaman. Bu da kurmay olmanın gerekleridir. Yani lider olmanın, onların önderliğini yapmış olmanın, onlardan farklılığın şeydi. O yüzden seni yönetici olarak oraya koymuşlar. O yüzden seni sözcü olarak oraya koymuşlar. Yoksa zaten bu demokratik usuller tarihinde güruh kendi başına bir şey olurdu. Kendini yönetebilecek bir komisyona da ihtiyaç duymazdı. Bu ihtiyaç da buradan kaynaklanmıştır. Aklın akıldan üstün olduğu ya da birisini yönlendirmesi gerektiği. Yani diyelim ki dünyanın en haklı talebi Kürtlerin Kobani'deki kardeşlerinin acısına ortak olması
anaların ak sütü kadar helal bir şeydir. Bunda bütün dünya hemfikir. Buna karşı olan kimse yok. Dolayısıyla bununla ilgili olarak yapılabilecek şeylerden bir tanesi, şimdi mesela demin Koray bir şey örneği verdi. İşte insanlar sokağa çıktığında illa orayı yıkıp yıkmalı. Evet. İngiltere'de Irak işgaline karşı çıkmak için Londra'da 2 milyon insan bir günde toplandı ve hiçbir şey olmadı. Bir kişinin burnu kanamadı. 2 milyon insan çıktı ve savaşa karşı olduğunu... Neden kanamıyor? Kolluk güçlerinin müdahale etmemesinden Hayır. Orada zaten öyle bir durumda yok. Yani insanlar bir amaç için ortaya çıkmışlardı. Bir amaç için çıkmış. Evet. Yani orayı yıkmaya, orayı yakmaya, orayı dökmeye, öfkesini bastırmaya değil, öfkesini birilerine duyurmaya çıkmışlardı insanlar. Bizdeki eksiklik bu. Yani siz insanlara sokağa çıkın... Ey arkadaşlar... Biz Kobani'yi protesto edeceğiz. Yani Kobani'deki insanların, devletin, hükümetin, birilerinin duyarsızlığını protesto edeceğiz. Yarın Diyarbakır'dakiler istasyon meydanına, Van'dakiler Cumhuriyet meydanına, Hakkari'dekiler Atatürk heykelinin önüne, işte Ağrı'dakiler bilmem nereye, bilmem neredekiler nereye. Şu saatte, aynı saatte, saat 2'de, aynı anda hepimiz bir saat ıslık çalacağız. Bir saat tencere çalacağız. Bir saat bağıracağız. Bir saat... Elimizden geldiği kadar dünyaya sesimizi duyuracağız. Bunu çok görkemli yapacağız. Bu bir eylem biçimidir. Güzel bir eylem biçimidir. Demokratiktir. Buna hiç kimse, birisi oraya müdahale ettiği andan itibaren de senin herhangi bir şekilde çıkıp birilerinin, yani birisinin sen bu hareketin altından kaldın deme şeyi de olmaz. Dolayısıyla kendini orada çok iyi savunursun. Yani Demirtaş hayatı boyunca Kürt siyasi hareketi en büyük oyu barış zamanında aldı. En yüksek oyu barış zamanı. Bu çok kıymetli bir şey. Ve Demirtaş siyasi hayatının en zor basın toplantısında dün yaptı. O çok kanter içinde çok olmak. Ne kadar zor bir şey. Hiç kimse bence o sırada kendisi de dahil olmak üzere kendisinin bulunduğu yerde bulunmak istemezdi. Fakat çünkü sen bu bütün geçmişi çok iyi bilen kişisel olarak da bir sürü şey yaşayan biri olarak tersten soracağım biraz. Yani şu eylem biçimi iyidir, hoştur, harikadır. Bu eylem biçimi iyi değildir, demokratik hak. Yani bunu söylemek doğru mu? Yani istediğin gibi eylem yapar adam nasıl isterse. Yani ıslık çalmak iyidir de öbürü kötüdür mü diyeceğiz mesela? Yakıp yıkmak kötüdür tabii. Yakıp yıkmaktan bahsetmiyor. Tabii yani demokratik eylem neyse ben örnek veririm. Yani sen bin tane çeşidi bulursun zaten. İşin bu, siyaset yapmak. Yani sen bunun için çıkmışsın ve insanlara bunun yollarını bulacak. Yaratıcı olacaksın. Olmayanı keşfedeceksin. Birisi çıktı, Çatı Meydanı'nda durdu. Yaratıcı bir eylemdi. Birisi çıktı, piyano çaldı. Yaratıcı bir eylemdi. Dünya bunu konuştu. Duran adamı sonra konuştu. Sonra şiddet yok muydu Muhsin? Ya şiddet var tabii ki. Yani ben ile bunun arkasına şiddet gelmez değil mi? Ama evet. Sen eğer başıboş bırakırsan bir şey, yani ucu açık bir şekilde sokağa çıkın, her yer Kobani. Dediğin andan itibaren oraya zembereğinden boşalmış o öfkeli gençler, ki bu öfkeli gençler vandalizmi ve güç gösterisini bir siyaset biçimi olarak algılamışlar her zaman. Vandalizm ve güç gösterisi bir siyaset biçimi değildir. Bunu anlamaları gerekiyordu ama anlamadılar şimdiye kadar. Dolayısıyla da bu insanlar, yani vandalizmi ve güç gösterisini bir siyaset biçimi olarak algılayan insanların yapacağı ilk şey bu çağrı karşısında her yeri Kobani'ye çevirmek. Her yere Kobani'ye çevirmek ne demek biliyor musun? Mevziye gir, birbirine ateş et. Çok korkunç. Çünkü orada öyle bir şey var. Şey, evet. Buradaki durum. Yani Kobani'de bizim gördüğümüz resim böyle bir resim. İnsanlar bunu onlara tabii ki tavsiye etmiyorlar. Yani gidin bunu, ama burada bunu böyle algılayan gençler, yani öfke birikmiş ve sadece ve sadece ölen babasının, ölen kardeşinin resimlerinin duvarda asılı olduğu bir evde doğmuş üçüncü kuşak gençlerin, ki bunlar aidiyet duygusundan yoksun insanlardır. Öfkeli hiç gençler. Öfkeli, aidiyet duygusundan yoksun. Bir yere ait değil. Kendini hiçbir yere ait hissetmiyor. Ve muhayyel Kürdistan fikri, bunun hayali bunun elinden alınmış. Bunun öfkesiyle yaşıyor. Abdullah Öcalan'ın sunduğu çözüm yönteminin, demokratik ulus çözüm yönteminin nasıl bir şey olduğunu henüz algılamamış. Dolayısıyla da bu öfkenin içine hapsettiği, patlamaya hazır gencin yapacağı ilk şey kapitalist modernitenin bankasına saldırmaktır. Yani bankamatiği parçaladığınız zaman kapitalizmi parçaladığını zannediyor. Ortadan kaldırdığını zannediyor. Peki demin Koray Çalışkan, ama bir süre sonra da onun yanına ilişmiş birisi de çocuk yuvasına saldırıyor. Şimdi Koray Çalışkan demin dedi ki bütün bunların asıl yaşananların sebebi her yerde aynı ki hedef olmadır. Hükümet dedi. Katılıyor musun o? Hükümetin bu konuda o kadar basiretsiz açıklamaları oldu ki. Suriye politikasında hükümetin politikasını ben zinhar desteklemedim. Zinhar da kabul etmedim. Ben baştan itibaren de bu Kürt kantonu,
Kürtlerin kurduğu kanton size bir zararı olmaz. Ama o kantonun yerine gelecek bir IŞİD devleti sizin her yerinize mikrop bulaştırır. Bunu bilmeniz gerekiyor baştan itibaren. Dolayısıyla burada bir tercih söz konusu olamaz. Yani baştan itibaren 1990'lı yıllarda Irak Kürdistan'ındaki Barzani'ye ve yanındaki arkadaşlarına kötü davranan devlet bir süre sonra demokratikleşmiş olan devlet Suriye Kürtlerine aynı muameleyi yapmaya çalıştı. Bu yanlış baştan itibaren. Yani Suriye'de Kürtlerin bir kanton kurmuş olması, orada kendi kendini yönetiyor olması biz bunu benim kabul ederiz, etmeyiz, hoşumuza gider, etmez. Bize bir zararı dokunabileceğiniz... Yani bu kriz biraz da göz göre göre mi geldi? Tersten soralım. Yani tabii ki geldi. Şimdi bu krizin temelinde aslında Türkiye'deki çözüm meselesi. Çözüm meselesinin de bu tabii çok uzun bir hikaye. Çok uzun bir şey çünkü Türkiye'deki çözüm sorununun Rojava meselesi ya da Suriye Kürdistan'la endekslenmiş olması da bununla organik. Şimdi oraya geleceğim ama şey önce devam edelim. Bu yakıp yıkma vesaire bir de vandalizm ve güç gösterisini bir siyaset biçimi olarak gösteren, görenlerden bahsetti. Katıldığın ya da katılmadığın noktalar var mı? Şimdi kavramsal olarak meseleyi iyi tahlil etmek için yanlış yerden başlamamak lazım. Birincisi, sosyal hareketler anlaşılırken kitle lafı artık kullanılmıyor. Yani bu çok eski bir terminoloji. Kitle hareketi diye bir sosyal bilim terminolojisi yok. Kitle fizik bilimine yakın bir kavramdır. Fizikçilerin kullandığı kavramlarla biz sosyolojik gerçekleri anlamıyoruz. Kitle kanserli ura denir, Balçiçek. Kitle kopan çamur parçasına denir. İnsan kitle değildir. İkincisi, kitle olarak bakmazsan şunu görürsün. İşte şöyle deniyor. Sokağa çıkın, toplayın. Sokağa çıkın, toplayın. Bu Kürtlerin siyasi hareketine yukarıdan bakmak. Kadınların siyasi hareketi. Birisi söyledi, hadi yukarı çıktılar. Birisi gelin dedi, içeri girdiler. Ya yüz binlerce insanı hadi deyince sokağa çıkarıp, hadi deyince içeri... Böyle bir şey olamaz. Kürt hareketini aşağılamamak gerekiyor. Organik bir hareket. O da diyor kadınların, ki ama sokağa çıkarmasını becerebiliyorsan toplamasını ya bir şey söyleyeceğim. Bak biraz önce Muharrem ne dedi? Evet. Fiskaya'da oturuyorlarmış. İyi de bu aşağılama lafı nereden çıktı Allah'ın seversen oradaki, ya? Ya kim kimi aşağılıyor? Bu ne biçim değil? Ben sana aşağıladı demiyorum. Evet sen diyorsun ki birini aşağılama. Şimdi bunu dediğin zaman yüzlerce insan Muhsin Kızılkaya Kürt hareketi aşağılama diyor. Ya Muhsin bu seninle alakalı bir tartışma nasıl değil. Ama sen bunu benim lafım diyorsun. Kendin üzerinden aşağılama. Bunu düşünme bakın, lütfen. Bakın sen alakalı sen ama yani üniversitede ders vermek istiyorsun. Üniversitede ders vermek istiyorsun. Burada bir şey yapmaya çalışıyorsun. Sosyal medya bana ne diyecek? Bu bizle alakalı bir şey değil Muhsin. Bir önce izin ver lafımı bitireyim. Tamam. Tamam da birincisi, bana benim söylediklerim üzerine bir şey söyleme. Bak, sosyal hareketleri kitle lafıyla birincisi anlayamayız. Ya bunu derste anlatırsın. Bu bir kitle değil. Dersinde anlatırsın bir şey yok. Gerçekliği üniversitede orada televizyonda farklı anlatmazsın. Bu kitleyle anlaşılmaz. Sosyal harekettir bu bir. İkincisi iki gün önce Ankara'dayım. Özür dilerim dün daha Ankara'dayım. ODTÜ'nün çıkışından 40 tane yavrucak. Hepsi benim öğrencim gibi, hepsi benim öğrencim yaşında. Bu ülkenin pırıl pırıl çocukları. Ellerinde katil IŞİD pankartı yürümek istiyorlar. 40 kişi. Balçiçek 40 tane fidandan, delikanlıdan, deli kızdan bahsediyorum. Ellerinde şeyler, karşılarında 6 tane TOMA, 200 tane polis. Üzerlerine 80 tane gaz bombası attılar. Çocuklar yerlerde sürünüyor, sular sıkıyorlar bilmem. Şimdi bak... İnsanlar demokratik tepkilerini gösterdiklerinde bu ülkede gazlanıyorlar. Bu artık otoriter bir ülkede yaşıyoruz. Yani İsveç'te olur. İsveç'te 150 bin kişi ayaklanır. Otobüsleri yakar. Ondan sonra dersin ki kardeş İsveç kadar demokratik bir ülke. Niye vandalizm yapıyorsun? Ama şimdi daha yaratıcı protestolar olabilir diyor yaratıcı mesela. Yaratıcı yani şimdi herkes kendine yakın olduğu siyasete akıl versin bence. Ya da Türkiye toplumunun ne yapması gerektiğini söylesin. Ben o zaman sen de CHP'ye ver. Ben kalkıp sen ben veriyorum CHP'ye tabii canım. CHP, ne ama sen yani? Daha çok Kürtlere veriyorsun. CHP'ye ben Kürtlere CHP'ye akıl vermiyorum. CHP de ki gel bu Kürt sorununu 50 senede niye çözmedin? Ben sen diyorum niye dersin katliamını yaptın? Niye sen niye 33 kursu sıktın Kürtlere? Niye ama sen sakin yanlış bir şey yapıyorsun? Sakin ol arkadaşım. Bak sakinim Türkiye'yi sakin, son derece sakinim. Davet ediyoruz. Bana ama sen CHP üstünden Kürtlere akıl vermeye sakin kalkıyorsun bir CHP'li olarak. Ben Kürtlere akıl verilmemesi. Yani şey olur CHP'nin içerisinde insanları yakın olduğum sendikamın içerisinde Kürtler olur onlarla konuşurum. Kürt'e verme Türk'e ver böyle bir şey yok. Ama AK Parti'ye akıl vermem. İstedikleri siyaseti yapsınlar. Ben AK Partili değilim olmam da.
Bu kadar basit. Yakın olmadığın insanlara akıl göstermek. Ya efendim niye vandalizm yapıyorsun? Niye Taksim'de otobüs yakıyorsun gezi eylemleri için? Nasıl öyle bir şey yaparsın? Onun yerine şunu yap. Bak piyano çal. Yok böyle bir mantık yok. Analiz etmemiz gereken şey şu. Öfke var mı? Var. Öfkenin kullanılması doğru mu? Yanlış. Şiddet var mı? Var. Şiddetin kullanılması doğru mu? Yanlış. Bunların olmaması gerekiyor. Ama aklı başında insanlar olarak şurada sanki bireylerin yaptığı meselelermiş gibi bunu inceleyemeyiz. Bu bir tepkinin ortaya çıkması. Şimdi şunu insanlar anlayamıyor bak. El-Kaide, IŞİD'i, İslam Devleti'nin kendine koyduğu isimli o kadar radikal buluyor ki kendisinden uzaklaşıyor. Evet. Avustralya, çocukları Anzak çocuklarını gelip burada her sene anan Avustralya, dünya barışına tehdittir. Durdurulması gerekiyor, Kobani'yi almaması gerekiyor diyor. Birleşik Amerika, Britanya, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Almanya, Hollanda, böyle bütün insanlar diyorlar ki IŞİD'in durdurulması lazım, IŞİD burnumuzun ucunda. Biz teröristler arasında tercih yapamayız. Sanki sana teröristler arasında tercih yapan, yap diyen var. Esas mesele bu. Bir de üzerine Kürtlerin yaşadığı, Kürtlerin vatanım dediği çobani yoğurtları var biliyorsun. Geçen gün söyledim bakmışsındır. O isim oradan geliyor. Bu kadar önemli bir kavram. Orada insanları boğuyor. Karşında Amerika'nın M1 tankları, Abrams tankları, Rus tankları var. Ve bu tankların bir bölümü Suruç'u bombalamış. Uluslararası hukuk açısından bizim de böyle bir karşılık verme şansım var. Sen diyorsun ki yok ben bir şey yapamam. İki terörist bunların arasına giremem ben. Sen bir şey yapamam dersen, bir şey yap deyip pankart taşıyanı gazlarsan insanlar da kusura bakma bir dayanma kapasiteleri var. Bir araya gidiyorum. Aradan sonra karşıt görüş özel devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Halklarımız her yerde Kobani ile dayanışmasını en üst seviyede ortaya koymalı. Ama asla hiçbir yerde tek bir şiddet eylemine hiç kimse yönelmemeli. Vatandaşlarımızın sokaktan çekilerek itidalli davranmaya çağırırken mağdurların zararlarının karşılanması yönünde bir yasanın acilen çıkartılmasına öncülük edeceğiz. Her bir vatandaşımıza rica ediyorum, yalvarıyorum. Yarın sabah kalkın ve ilk gördüğünüz kardeşinize öylesine sarılın ki, öylesine bağrınıza basın ki kimse bir daha kardeşi kardeşe düşman edemesin. Karşıt görüş özel devam ediyor. Dört konuğum var Ankara stüdyolarına döneceğiz. Şimdi Yaşar Taşkın Koç'la devam edeceğiz. İki noktayı hatırlatmak istiyorum. Araya gitmeden önce Koray Çalışkan'ın söylediği bir noktası vardı. Teröristler arasında ayrım yapmayız diyor hükümet dedi. Ona eleştirileri vardı. Bu cümleye eleştirileri vardı. Bunu sormak isterim. Bir ikincisi de Ahmet Davutoğlu'nun demin kucaklayan bir şekilde mesajlarını gördük ama Kılıçdaroğlu içinde çok sert cümlelerde kullandı. Özellikle yeni tezkere için söylediklerine Kılıçdaroğlu'nun çok sert cevaplar verdi Davutoğlu. Bir de biraz önce yine araya gitmeden önce siz bu en son konuşulan kolluk güçleriyle ilgili sadece kalkanlar yetmiyor Cumhurbaşkanı'nın sözlerini aktarıyorum. Artık gereken yapılacaktır diye yeni bir yasal düzenlemenin sinyalini verdi demiştik. Onunla da ilgili bunları hatırlatayım sözü size bırakayım buyurun. Son ikisi daha kısa olacağı için aslında son ikisinden başlayayım isterseniz. Lütfen. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, Sayın Başbakan'ın da buna benzer bir yaklaşımda bulunmasının altından nasıl bir şey tasarladıklarını anlamak mümkün değil. Ama çok sayıda güvenlik zirvesi toplantısı yapılıyor. Özellikle son olaylardan sonra belli ki bazı düzenlemeler yapılabilir. Umarım yapılmaz. Çünkü umarım bir an önce biter. Biz daha fazla demokratikleşme, daha fazla işte çözüm sürecinin sağlıklı yürümesini istediğimiz için umarım gerek kalmaz. Ama çok abartılı, çok önemli bir takım şeyler de beklenmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Yasalar aslında zaten farklı yorumlandığı zaman istenirse yarım bardak suya dolu ya da boş diyecek kadar esnekliğe sahip. Orada bence yeterince yetki var. Belki bunların kullanılmasıyla ilgili olabilir. Bir de işte özellikle
çatışmaların olduğu bölgelere, olayların olduğu bölgeler askeri alanlardı eskiden biliyorsunuz. Tekrar askerlerin şehirler içine görülmeye başlandığını biliyoruz. Belki bir ihtimal onlardaki bazı yetkileri hani polis eliyle de kullanabilmek amacına muatuf olabilir. Dediğim gibi yasalar yeterli. Umarım daha fazla bir takım önlemler için yeni düzenlemeler gelmez. Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerisinde ise ben siyaset arasında bu tartışma hep olur. O bunu öğrenmiştir, o sert bir şekilde itiraz edilmiştir. Bunun dışında daha teknik bir şey söylemek istiyorum. Eldeki tezkere zaten aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun istediği şekilde kullanılabilmeye de müsait. Çok geniş ve Türkiye sınırları dışına bir tehdit görüldüğü zaman müdahale imkanı veren bir tezkereden bahsediyor. O yüzden yeni bir tezkereye gerek yok. Çünkü eldeki tezkereyle zaten yapılabilir ama bu benim teknik açıdan bakışım. Sayın Kılıçdaroğlu tabii olmayacak bir şey söylüyor. Yani bu artık o tezkere geçmiş. Yeni baştan toplanmak, kovan için bir karar almak. Yani zaten buna niyetiniz olsa yeni bir tezkereye ihtiyacınız yok. Eldekiyle yapabilirsiniz. Ama asıl problem ilk sorunuzda olduğu gibi bütün bunları tartışırken çok fazla teoriden bahsediyoruz. Çok fazla akademik tartışmalar yapıyoruz. Ortada çok çıplak gerçekler var. Yani birincisi iki terör örgütü arasında seçim yapmayız derken şunu da unutmayalım. Hem PYD hem IŞİD aslında Esad yönetiminin en çok sarsılabileceği, çatışmaların en yoğun olduğu bir yıl boyunca ikisi de rejimle çatışmadı. İkisi de muhaliflerle çatıştı yahut da orada doğan boşlukları değerlendirip kendilerine alan açtılar. PYD'nin de Suriye'nin kuzeyinde neler yaptığını çok iyi biliyoruz. O üç kanton ilanı Türkiye'de zaten aslında bir anlamda bir şekilde kendi Kürt meselesi yüzünden ya da PKK gerçeği yüzünden çok kenarda tutan, çok dikkatli bir şekilde takip etmek zorunda olduğu bir konu. Ama bunun dışında Türkiye zamanında hatırlayacaksınız, Salih Müslüm'e de defalarca Türkiye'ye de çağırıp hatta neden rejimle çatışmak yerine kendisini orada boşlukta rejimin de belli ki şemsiyesi altında bir bölge oluşturduğuna yönelik bunlar konuşuldu, söylendi ama bunu yaptılar. IŞİD de aynı şekilde rejimle çarpışmak yerine o da alandaki boşluğu kullandı. Şu anda yaşanan aslında sivilleri ya da oradaki insan dramı bir kenara koyup dışarıdan baktığımız zaman Suriye'deki bu karışıklıkta Esad rejimiyle değil, Esad rejimiyle çıkan çatışmalar içinde hem muhaliflere karşı hem de kendi buldukları alanlarda iktidarını ilan etmeye çalışan iki örgütün çatışması. IŞİD daha başarılı ve daha önde görünüyor. Çok daha geniş bir alanı kontrol ediyor. Bu mesele de Kobani'de de bitmez üstelik. Kobani düşer düşmez başka şeyler olur, çok daha uzun sürebilir. Bu başka bir tartışma. Ama Kobani'den sonra da muhtemeldir ki IŞİD belli bir harekat tarzıyla devam ediyor. Tekrar doğuya doğru dönüp yine diğer PYD'nin daha önce ilan ettiği diğer kantonlara doğru ilerleyebilir. Oradaki işi bittiği zaman belli ki Halep'e doğru dönecek. Dolayısıyla büyümekte olan Türkiye'yi de güvenliği açısından, sınırları açısından, toplam Orta Doğu politikası açısından Akdeniz'e kadarki bütün bir şeridi kapatacak yeni bir rejimle mi karşı karşıyayız yoksa koalisyon güçleri ya da başka sebeplerle bir şekilde müdahale edecek, sınırlanacak ya da durdurulacak Türkiye bir mesele karşı karşıyayız. Türkiye ne yapmalı noktasına geleceğim. Türkiye ne yapmalı noktasını tekrar konuşacağız izin verirseniz. Bu tarafa birazcık döneceğim. Şöyle ki Muhsin Kızılkaya aramızdan bir süre sonra ayrılacak. O yüzden ona bir söz vermek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun yeni önerisi hakkında ne düşünüyorsun? Bir onu sormak isterim. İkincisi Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir eleştirisi vardı. Aynı eleştiri MHP liderinden de gelmişti. Hiçbir şey şeffaf değil, bilmiyoruz, etmiyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı konuşmalarından belli başlıklarda çıktı ama IŞİD ve rehinelerle ilgili bir cümle kullandı Cumhurbaşkanı. Ne verdiysek verdik, işi bitirdik mi sen ona bak dedi. Bu minvalde neler düşünüyorsun? Yani o polisiye bir hadise. Yani devlet oyun içinde yer alan insanlar kendi anılarını 50 sene sonra yazdıktan sonra ne olduğunu galiba öğreneceğiz. Ama neden bunu sordum onu da hatırlatayım. Yani, çünkü hani, CHP hükümeti IŞİD'e destek vermekle suçluyor. O yüzden bunu sordum. Onu da. Yani ben hükümetin IŞİD'e destek verdiği tezine katılmıyorum. Yani hükümet IŞİD'e niye destek versin bir kere? Yani mantık var, akıl var. Yani destek versin işte orada bir IŞİD devleti kurulsun. Ondan sonra Türkiye onunla bilmem ne olsun. Ya da gitsin oradaki Kürtleri essin. Yani böyle bir şey olmaz ki. Kürt zaten hükümet şu anda Kürtlerle bir barış sürecini yaşıyor. Oradaki Kürtlerle problemli olduğu aşikar. Yani Suriye, Kürdistan'da oluşan yapıya bizim devletimiz sıcak bakmıyor.
PYD'nin kurduğu yapıya. Baştan itibaren zaten oradaki oluşuma biz izin vermeyiz gibi bir o zamanki Başbakan Erdoğan kesin tavrını koymuştu. Dışişleri Bakanı olarak Davutoğlu da benzer şeyler söylemişti. Daha sonra belli ki Öcalan'la yapılan siyasi müzakereler, görüşmeler meselesinde Öcalan da kendisi için Binhete ya da işte Suriye Kürdistan'ın bir kırmızı çizgi olduğunu ya da bunun pazarlıkın bir parçası olduğunu kendilerine söylemiş olmaları gerekir ki daha sonra bununla ilgili olarak bazı şeyleri yumuşadı meseleye bakışında. Kılıçdaroğlu'nun önerisine gelince bizde çıkan tezkere yani fazlasıyla Esad'ın devredilmesine yönelik bir tezkereydi. Kılıçdaroğlu'nun önerisi de Esad'ın kalmasına yönelik bir öneri. Yani bu, sadece Kobane'ye destek verilmesi Esad'ın yani, kalması mı demek? Hayır, Esad'la ilgili bir şey söylemedim. Çünkü bu tezkere zaten eğer bu tezkerenin içinde Kobane zaten var. Yani dışarıdan gelecek askerleri de topraklara kabul ediyor. Buradan da oraya asker gönderilmesini öngörüyor. Dolayısıyla onu Kobane ile sınırlamaya başladığın andan itibaren o zaman Esad'a dokunmayın demektir. Böyle bir sonuç çıkıyor otomatik olarak. Tabii hani birileri Esad'a dokunsun mu? Valla bence dışarıdan bir gücün de Esad'a dokunması çok doğru değil. Yani Suriye halkı Esad'ı göndermek istiyorsa demokratik ya da antidemokratik yollarla onu bilmiyorum. Gönderirler. Kendi istedikleri yönetim biçimini kurarlar. Dışarıdan birilerinin müdahalesini ben en azından kendi şeyime diktatör bir hakikaten de halkına 200 bin insanını kendi yurttaşını öldürmüş bir diktatör. Sonu cehennem olur inşallah ama bu benim elimde olmasın yani ben ilgilendirmiyorum oradaki halkla daha çok. Yani ben kalmasını istemiyorum tabii ki ama yani ama bu oradaki iş başka bir kendisi, ülkenin görevi değildir evet, diyorsun. Başka ülkenin evet. Görevi değil. Dolayısıyla bu tezkerelerin böyle bir şeyi var. Yani ben Kılıçdaroğlu baştan itibaren eğer samimi olmuş olsaydı, CHP baştan itibaren samimi olmuş olsaydı Kürt barışına istisnasız destek verirdi. Herhangi bir koşul ileri sürmeden. Kameralar gelsin, yok kameralar gelmesin, yok bunları işte kameralı çekim yapalım. Ondan sonra bunun anlaşması, ben Deniz Baykal vakti zamanında öyle söyledi. Daha sonra da sürekli biz rapor yazdık. Yazdınız da iyi de yani ne raporu? Yani milleti raporlu hale getirdiniz. Rapor yazdık iyi de senin o yazdığınız bütün o raporların, raporlarda yazılan her şey bugün bitmiş, yapılmış yani neredeyse. CHP'nin önerdiği raporlarda yazdığı bütün talepler, bu hükümet döneminde yerine geldi. Bir ana dil eğitim meselesi kalmış, bir de yerel yönetim meselesi ki bunlar zaten CHP'nin raporlarında yoktu bu tür radikal şeyler. Dolayısıyla da bu meselede yani ben herhangi bir siyasi partinin gözlüğüyle ya da bir siyasi ideolojinin bakışıyla meseleye bakmıyorum. Bir insan yani bunun üstünden herhangi bir siyasi rant devşirme yoluna gitmiyorum. Benim Erdoğan'la ilgili bir problemim varsa o benimle Erdoğan arasında bir problem olur. Bunun üstünden Kürt meselesini kullanmam ya da başka bir şeyi kullanmam, Gezi'yi kullanmam, bilmem neyi kullanmam. Varsa benim şeyim gücüm Erdoğan'la hesaplaşırım. Çıkarım bunu söylerim. Senin bu hataların var. Ben Erdoğan'ın PKK ile IŞİD'i eşitlemesi fikrini bu aşamada doğru bulmuyorum. Sonuna kadar eleştiriyorum. Yani Kobani'nin düşmesinin ki arkasından gelen cümle daha çok Avrupa'ya yönelik bir şeydi. Koalisyon güçlerine yönelik bir uyarıydı. Ama bu böyle algılandığı için böyle söylenmemesi gerektiğinde söylüyorum. Ama ben Erdoğan'ı Kürt barışının altına bütün varlığıyla elini koyduğu için bu yolda sonuna kadar destekliyorum. Ama sonuna kadar destekliyorum ve kendine hakikaten de bu memleketi seven, bu ülkeyi seven, bu ülkenin geleceğini seven herkesin de bu anlamdaki politikasına desteklemesini isterim. Bunun dışında polisin baskıları, evet bütün bunlar var. Devlet ceberut bir devlet. Bu devlet henüz demokratik bir devlet haline gelmedi. Bunun için bizim çok uğraşmamız lazım. Bu devlet bir İsveç, bir ne bileyim, bir İskandinav tipi bir şey noktasına gelmedi. Karşılaştığın her yerde polis sana gazda sıkıyor, işte jopta vuruyor, bilmem ne de yapıyor. Yok, bunun karşısında, yok. Bunun yani karşısında asıl... zaten biz de demokrasi mücadelesi verelim diye varız. Yoksa yani Erdoğan bize demokrasiyi altın tepsi içerisinde hediye etsin. Biz ne iş yapacağız kardeşim? Madem muhalifsin o zaman bir şeyler de sen yap. Yani her şeyi ondan bekleme bu noktada. Her şeyi böyle Erdoğan'dan bekleme. Her şeyi Erdoğan'dan bekleme. Bizim daha böyle solda düşünen arkadaşlar öyle bir
şey sunuyorlar ki, yani Erdoğan bütün bunları yaparsa valla sosyalistlerin, solcuların, CHP'nin hiçbir işi kalmaz. Herkes partisinin kapısına kilidi vursun, evine gitsin. Mesela bütün bunları Erdoğan yapacak. Muhafazakar, efendim dindar, mütedeyyin bir insandan bir sosyalistin yapması gereken reformları bekliyorsun. Yapmıyorsa kardeşim bunun içinde işte bilmem nedir. O ayrı bir şey, o hesaplaşı. Ama bu meselede dünden itibaren, iki günden itibaren biz şu anda daha mutluyuz. Biz şu andan daha 40-35 canımız eksildi. Biz daha mı müreffehiz? Daha mı demokrasiye yaklaşmış? Kürtler daha mı özgürlüğe yakın? Kobani halkı daha mı çok IŞİD muhasarasının giden altından kurtulmuş? Yani. Evet ve şu anda o insanların anneleri, babaları, bacıları bilmem ne bize küfür ediyordur bunların kanı üzerine konuştuğumuz zaman. Ne hakları var ya? Kimin ne hakkı var gidip insanları bir dernek binasında boğazlamaya? IŞİD'in yaptığının benzerini daha korkunç yöntemlerle bunu yapmaya. Kimsenin hakkı yok. Benim için, Kürt halkı için, Kürt halkının özgürlüğü için kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Demin dedin ki Selahattin Demirtaş o açıklamayı yaparken çok zor durumda gördüm dedin. Onunla ilgili çok fazla mail geldi, mesaj geldi. Biraz açar mısın? Ne anlamda söyledin onu? Çünkü çok zor durumda o arkada, gördüm. Evet zordu. Çünkü bunu izah etmek zor. Terlediği için bu vesaire. Bunu izah etmek zor. Onu izah etmek zor. Çünkü ağır bir vebal. Yani ben o vebal Selahattin Demirtaş'ın boynundadır demiyorum. Ama bütün bu meselelerde yani siz kontrol edilemeyecek bir gücü sokağa çağırmaya başladığınız andan itibaren sonuçlarını da biraz düşünmeniz gerekiyor. Yani belki Demirtaş onları çağırmasaydı da olacaktı bu. Ama sen yapma bari bu noktada. Bir çıkıyorlarsa bu vebal senin üstünde kalmamış olur. Ya da bunu gündüz yap. O zaman bugün kaldı ya da, yani ya da, bu durumda öyle oldu. Yani bu da kendisi de gördü. Şimdi biz mesela tepkinizi demokratik yollarla gösterin dediğimiz için bize hain, alçak, her türlü hakaret yapıldı. Abdullah Öcalan tepkinizi demokratik yollarla gösterin dedi. Ve insanlar durdular. Yani akıl aynı akıldır. Akıl aynı yerde. Yani eğer gerçekten de Abdullah Öcalan da bunu bir serhıldan olarak görmüş olsaydı, bunu Kürt halkının kurtuluşu olarak görmüş olsaydı, İmralı'dan böyle bir mesaj göndermezdi. Abdullah Öcalan da gördü ki bu iş bu yöntemlerle gitmiyor. Abdullah Öcalan bunu en iyi gören insandır. 30 seneden beri, 40 seneden beri biz silahlı mücadelede Kürtlerin haklarını bir milim ilerletemedik. Şiddetle ilerletemedik ve şu anda Türkiye'de şiddet daha başka yolların peki, demokrasinin kanalları açılmış. Bunu kullanabiliriz. Bunun yolları var. Yani şu anda Türkiye'de bu anlamda en özgür zamanlarını yaşıyor. Biz her şeyi konuşabiliyoruz. Bağımsız Kürdistan'ı konuşabiliyoruz. Biz şeriatı konuşabiliyoruz. Biz akla hayale gelmedik. Her şeyi televizyonlarda konuşmadığımız bir şey yok. O kadar çok başlık çıktı ki hangisine yetişeceğimi şaşırdım. Hepsini de not aldım ama şöyle başlayalım. Sosyalist ya da sol kesimler her şeyi de Erdoğan'dan beklemesinler dedi Muhsin Kızılkaya. Biraz ortalığı kızıştırayım diye yapıyorum. Sen de mi bekliyorsun bence her şeyi Erdoğan? Herkesin, niye kendin yapmıyorsun da Erdoğan'dan Balçacak, bekliyorsun? Bir kere hepimizin evet, sakin olması lazım. Evet. Yani Muhsin'in söylediklerinin içerisinde birçok isabetli nokta var. Evet. Yani öyle cepheden bir karşı çıkma değil. Artık Muhsin benim hem sevdiğim hem saydığım ve uzun zamandır da kişisel ilişkim oldu. Gördüğüm zaman sarılıp öptüğüm arkadaşımdır. Doğru mudur? Tamam. Tabii. Sen yani de orada ama bir yani kişisel bir yosunluk fayda var. Bu karşıt görüşte mümkün olduğu kadar fikirleri karşıt. Aynen. Fikirlerimiz çalışıyoruz. Fikirlerimiz ve karşıt. İzin verirsen şunu yapmaya çalışıyoruz. Yok, ben senin istediğini yapacağım. Özellikle yapacaksın şey ona eminim de şunu da şöyle her şeye rağmen konuşabilmek çok önemli evet, diye düşünüyorum. Ya biz zaten bütün konuşacağız. Bütün karşıt fikirlere yani rağmen bunu ekranlarda yok, becerebilirsek ya herkes evlerinde iki becerir. İki şey vardır. Bunlar türev kurumlar. Siyaset gibi ya da medyada bunu karşıt yapmak gibi. Biz burada konuşamazsak insanlar hiç konuşamazlar. Aynen ondan bu bahsediyorum. Evet. Yani siyaset kurumuna paraleldir bu. O yüzden burada insanlar biraz nefes alıyor. Şimdi elbette ikna olmadığım farklı düşündüğüm noktalar var. En önemli şu su tezkere meselesi. Bakın AK Parti'nin meclise getirdiği tezkere anayasaya aykırıdır. Tezkereler mekanı, bölgesi başka bir ülkenin toprağına yönelik olarak tanımlanması gereken metinlerdir. Torba tezkere olmaz. AK Parti o kadar torba yasalara falan alıştı ki tezkereyi de torba yapayım. Güney sınırlarımız diye bir şey peydahlayayım. İki ülkeyi bir araya katayım. Onun üzerinden böyle bir tezkere olmaz. Anayasal olarak yanlıştır. Anayasal olarak yanlış getirilen bir tezkereye bir siyasi partinin onay vermesi mümkün değil. İkincisi, Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey milli bir tezkere getir. Ne yapmak istediğini söyle. Ondan sonra meclisi bir araya getirelim. Mesele ulusal güvenliktir. Elimizden geleni yapalım. Şimdi bu şu demek. Ben Suriye'ye gerekirse asker gönderilmesini ya da buradan
başka ülkenin askerleriyle birlikte operasyon yapılmasına tamam diyebilirim. Ama bunun ne için yapılacağını Türkiye toplumuna ve meclise anlatır. Bu önerilen tezkere, Kılıçdaroğlu'nun önerdiği tezkere Esad kalsın tezkeresidir dedi Musa yani Kızılkaya. Yani mesela ne düşünüyorsun yani bu konuyla? Öyle bir şey olamaz. Ilgili? Yani Allah, yani daha ne desin Kılıçdaroğlu? CHP'liler Allah'ın belası Esad diyor. Bu bir adam diktatördür diyor. Yani daha ne desinler? Yani orada bir tartışma yok. Kalkıp Esad'ı destekleme diye bir söz konusu, herhangi bir söz, orada bir Kılıçdaroğlu'nun metnini okudum. Öyle bir şey, öyle bir yorum getirmek mümkün değil. İkinci çok önemli mesele şu. Bakın, hiç kimse, ne Kürt hareketi, ne Kobani'dekiler kalkıp Türkiye bizim için, Kürtleri korumak için o sınırdaki tanklarını geçirsin, Suriye'nin toprağına girsin, bunu isteyen yok. Minimalde istedikleri şey iki tane. Bir tanesi insani koridor, insanlara orada doğrudan ulaşmak. Ha gelin biz size bak, o değil. İkincisi, çok daha önemlisi, oradaki güçlere yardım etmek isteyen batılı güçler varsa bir. İkincisi, kendi paralarıyla silah almak istiyorlarsa, Türkiye'ye diyor ki aç koridorunu, ben bu silahı alabileyim. Karşımda ağır silahlar var. Peki. Türkiye şunu demiyor. Davutoğlu, bakın orada rasyonel davranıyorlar. Diyorlar ki, ya tamam bunu yapabiliriz ama önce sen şu A, B, C, D şunları bir yap bakalım. Şimdi bu insani bir mesele öncelikle, askeri bir mesele değil. Daha önemlisi, şu anda çok soğuk bir uluslararası ilişkiler uzmanı gibi konuşacağım. Duygular yok. Burada iki, hatta duble yol diyoruz ya, duble güvenlik kriziyle karşı karşıya Türkiye. Bir tanesi... Bugün medyada en çok okunan yorumlardan bir tanesi Benjamin İsakan diye Irak ve Suriye sınırını çok iyi bilen bir akademisyen. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı. Sonra da onu bir op-ed olarak yazdı, çevirip yayınladılar Radikal Gazetesi'nde. Hata yapma Türkiye, barbarlar kapında diyor. Şimdi burada barbarlara karşı bir, ulusal güvenliğimiz söz konusu olduğunda AK Parti ne yapacak? Kobani'deki Kürt halkı barbarlar değil. İkincisi, burada duble krizin ikinci yanı uluslararası bir kriz. Bölgesel olarak Orta Doğu'da herkesi, Orta Doğu'da birbirlerine karşı husumeti olan insanları bile topyekün tehdit eden bir terörist yapılaşma var. Ve bu terörist yapılaşma El-Kaide gibi biraz parası olan 3-5 teröristten müteşekkil değil. Konya kadar bir ülkeyi kontrol eden, alanı Konya kadar olan bir ülkeyi kontrol eden, milyonlarca dolarlık her gün geliri olan, en formal sektör üzerinden, Türkiye kalkıp IŞİD'den petrol falan aldığı yok. Yani onlara şey yapmamak lazım. Ama Türkiye içerisinde dünyanın en pahalı mazotunu, petrolünü tükettiğimiz için bundan yararlanan çok insan var. Onların petrolünü alıp piyasada satan çok insan var. Bu biliniyor. Bu desteği verme. Bir, indirekt olarak destek verme. İki, direkt olarak biz başkasından destek alacaksak en azından onu engelleme. İki tane mesele var. Bu konuda Türkiye elleri kolları bağlı ve hiçbir şey yapmıyor. Esas sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Peki, Selahattin Demirtaş'ın zor durumda olduğuna dair bununla ilgili çok fazla mail geliyor hakikaten. Evet. Ne düşünüyorsun? Şimdi birincisi Selahattin Demirtaş HDP hakkında... Ben aslında şöyleydi, aslında şundan terledi, aslında bundan terledi diye yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Keşke burada konunun taraflarından biri olan, HDP'nin meselesini bilen, o kesime yakın birisi olsaydı da anlatabilseydi. Ama okuduğum kadarıyla onların pozisyonunu daha iyi anlatan kaynaklardan, benim gördüğüm kadarıyla Selahattin Demirtaş'ın sıkıntısı... 30'dan fazla insanın, çoğunluğu Kürt, 30'dan fazla insanın ölmesi, öldürülmesi, iki kişinin şehit edilmesi ve bu sıkıntılı durumda hala kimsenin adım atamamasından kaynaklanan bir üzüntüydü. Yoksa pişmanlık, biz ne yaptık, aman çok kötü durumdayım. Ben öyle bir şey, en azından Kürt siyasi hareketinin içerisindeki tartışmalarda bunu görmedim. Fazla psikolojize edip, amatör yorumlarla ya onun da içi çok sıkkın işte ne biçim de terliyor kameraların altında demenin ya isabetsiz olduğunu düşünüyorum Balçıcığım. Çözüm süreci nereye gider bu noktadan sonra? Sen ayrılacağın için tekrar sana vereyim araya gitmeden önce. Çözüm süreci bu... Çünkü şöyle yorumlar da yapılıyor.
Kobani'ye mi bağlı çözüm sürecimiz? Ya da Türkiye'nin geleceği daha önce Rojava deniliyordu, şimdi Kobani'de mi? Yani bu mudur? Bu bize şunu gösterdi. Kürtlerle Türklerin beraber yaşamaktan başka bir şansı yok. Dolayısıyla çözüm süreci 5 gün öncesinden daha iyi durumda şu anda. Keşke bu 30 küsür insanın ölümü neticesine böyle bir noktaya gelmemiş olsaydık. Ama her musibetten bir ders almada olabilir. Dolayısıyla da niye daha iyi durumda? Daha iyi durumda çünkü bu tür yöntemlerle bu devletin devrilemeyeceği, yenilemeyeceği, yani devletin asıl yüzünü henüz bu anlamda göstermediği, hepimizin Allah korusun böyle bir noktada askerlerin sokağa indiği 1980'ler. İndi askerler sokağa. Evet indi ama yani yönetimi ele almadı. Yönetimi ele aldığında alimullah yani o durumda. Çünkü sonuçta oraya gider. Sen kontrol altına almazsan o sıkı yönetim, o olağanüstü hale dönüşür. Olağanüstü sıkı yönetime dönüşür. Sıkı yönetim de askeri yönetime dönüşür bir süre sonra. Biz bunları yaşadık ve nelere mal olduğunu hepimiz gördük. Dolayısıyla bu bize bir şey oldu, bir ders oldu. Bir 30 sene oldu yani askerlerin sokağa inmediği neredeyse. Yani bununla karşı karşıya kaldık. Onun için ben şimdi tekrar buradan her iki tarafın çok önemli dersler çıkardığını, özellikle Öcalan'ın bu meselede gerçekten de böyle dirayetli bir, sağduyulu bir şekilde tavır alıp bunu gece yarısı mesajıyla seferi taraftarlarına... Şimdi onu söyleyeceğim. Avni Özgürel'le birlikteydik biraz önce akşam raporunda. Dedi ki Avni Özgürel, mesajlaşmaları çok hoşuma gitti dedi. Bunun hemen sağlanması. Hatta bence de artık bu böyle ekipler gidip geleceğine, madem yapılabiliyormuş bu iş, yapıldığını da biliyorduk dedi. Açın yani, telefonu konuşsun. Bilemem yani. Telefon değil ama yani Kandil'le bile olmalı bu dedi. Çünkü dedi zaten her şeyin şeffaf olması gerekiyor. Bir kere gerekiyor şöyle bir şey dedi. Var. Şu anda bir kanun... Çok özür dilerim, şeyi de hatırlatayım. Kulaktan kulağa giden işlerde bile, çocuk oyunlarında bile 50 tane cümle değişir dedi. Şu anda bir kanun çıkmış ve bu kanun çerçevesinde hükümetin bu alanda önünde hiçbir engel yok. Yani Kandil'le de görüşebilir, Öcalan'la da görüşebilir. Bence Öcalan çok kısa bir süre içerisinde ev hapsine alınmalı. Daha koşulları düzeltilmeli ve bu sürecin, çünkü kendi kitlesine, biz şunu tekrar gördük ki Öcalan her defasında burada o kitle üzerindeki tek belirleyici kişi olduğunu bize tekrar tekrar gösteriyor. Onun elini güçlendirmekten başka bir yol yok. Çünkü mesele gerçekten de çok karmaşık, çok içinden çıkılmaz bir noktaya geldi. Ama bir taraftan PKK ile IŞİD'i yan yana koyması hükümetin ya da Cumhurbaşkanı, herkes bir taraftan Öcalan'ı ev hapsi diyorsun. Herkes politika yapıyor. Yani Erdoğan da işte seçimde yaklaştıkça kendine göre bir politika yapıyor. Abdullah Öcalan da politika yapıyor. Onlar da işte şeyde PKK medyasında baştan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin IŞİD'in en büyük destekçisi olduğunu defalarca söylediler. Legal bir devletin bir terör örgütüyle. Onlar da kıyasladılar. Evet. Dolayısıyla bunlar söylen düzeyinde olan şeyler. Bunlar süreci bozacak, bertaraf edecek şeyler değil. Önemli olan, esas olan altta yürüyen şeydir. Altta yürüyen de iki halkın iradesidir. İki halkın iradesi birlikte yaşama iradesidir ve kendi sorunlarını demokratik yollara çözebilecek bir kapasiteye sahip olduklarını göstermişlerdir. Yani bir kader ortaklığıdır. Kürtler bu ülkenin ortağıdır, sahibidir Türklerle beraber. Dolayısıyla gidebilecekleri bir yer yoktur. Bir taraftan burada yangın bir arada yaşayacağız. Sınırın öte tarafında devam ediyor ama o iş bitmiş değil. O işin provokasyonu her daim bize sıçrayabilir ki çok daha iyi bilirsin olup bitecekleri. O yüzden soruyorum, nasıl çözüm süreci daha kuvvetlendi diyorsun? Şimdi orada yani IŞİD, ben sadece kendi öngörümü söyleyeyim. Kobani'yi alamaz. Yani Kobani düşmez. Düşmez tabii ki, düşmez. Yani bu konuda başka neye bir nokta. Neye dayanarak söylüyorsun? Çünkü çok kuvvetli silahları güç, var. Koalisyon güçleri bunu böyle bir şey noktasında tutuyorlar. Yani burada belli ki herkes, bu Türkiye'nin de bunda payı var. Bir şekilde PKK'nın tırnak içinde burnunu sürtüyorlar bu meselede. Dolayısıyla biraz daha kendi alanına çekmeye çalışıyorlar. Orada da bir politika yürütüyor. Onlar bunu görürler, görmezler, nasıl olur? O siyaset satrancında iyi oynayan kazanabileceği bir alandır. Ben sadece dışarıdan bakan bir gözlemci olarak bunu söyleyebilirim. Ama içeriden baktığım zaman
ortaya çıkan kaygılara baktığınız zaman legal siyasi partilerin bu mesele karşısındaki duruşundan MHP özellikle peki. Yani beklenmedik şekilde çok sağduyulu davranarak bu mesele özellikle Devlet Bahçeli'nin kendi kitlesinin sokağa çıkmaması için kesin tavrını koyması, hala bütün buna rağmen çok milliyetçi kitlenin duygularının gemlenmiş olması, bunun bir taşkınlığa dönüşmemiş olması, bu birlikte yaşama iradesinin güçlü olmasından kaynaklanıyor. Onun için ben ölen herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Ama onların ölmüş olması bizim barışımıza da en azından yani diyebiliriz ki bir kez daha bir adım daha yaklaşmasına böyle korkunç bir olay vesile oldu. Bu çok korkunç keşke bir şey hiç ölmeden, ama hiç kimse ölmeden keşke bu olabilseydi. Biz o ama bazen evet. biz işte burada bu evet. coğrafya bu lanetli coğrafyada hep böyle olmuştur. Yani başımıza bir felaket geldiğinde, deprem geldiğinde birbirimize sarılıyoruz. Deprem olduğunda birbirimize sarılıyoruz ama öncesinde birbirimize sarılmayı hiç düşünmüyoruz. Kavga etme anında yani İşte neyse yani hikaye böyle. Yani doğal afetler, işte ne bileyim ekonomik krizler, büyük hadiseler olduğunda aklımız başımıza geliyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Onun ötesinde de herkes kendi cephesinde çekilip kendi ideolojisinin doğru olduğunu yüksek sesle haykırmaya çalışıyor. Yani ya da kendi ideolojisini iktidara getirmeye çalışıyor. İktidar evet. bir şey değil ki. Yani bir insanın yaşaması iktidardan daha kıymetlidir. Bir insanın hayatı bilmem kaç metrekarelik topraktan daha keşke kıymetli. Keşke bütün siyaset mekanizması bunu böyle görse diyelim Muhsin. Ben çok görüyorum. Teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Karşıt ederim. Köşesine İzlersen, ayrılacaksın. Evet Muhsin Kızılkaya bizden ayrılacak ama biz devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın siz de. Birazdan Karşıt Görüş Özel devam edecek. Efendim nasıl kurtardınız? Ne verdiniz de kurtardınız? Ya ne verdiysek verdik. İşi bitirdik mi sen ona bak. Halklarımız her yerde Kobani ile dayanışmasını en üst seviyede ortaya koymalı. Ama asla hiçbir yerde tek bir şiddet eylemine hiç kimse yönelmemeli. Vatandaşlarımızın sokaktan çekilerek itidalli davranmaya çağırırken mağdurların zararlarının karşılanması yönünde bir yasanın acilen çıkartılmasına öncülük edeceğiz. Her bir vatandaşımıza rica ediyorum, yalvarıyorum. Yarın sabah kalkın ve ilk gördüğünüz kardeşinize öylesine sarılın ki, öylesine bağrınıza basın ki kimse bir daha kardeşi kardeşe düşman edemesin. Karşıt Görüş Özel devam ediyor. Koray Çalışkan İstanbul'da yanımda. Ankara'da Yaşar Taşkın Koç ve Muharrem Sarıkaya var. Muharrem seni biraz beklettim. Muharrem Sarıkaya'ya dönmek istiyorum. O kadar çok başlık birikti ki ama Türkiye bundan sonra ne yapacak noktası önemli. Senin de vardır detaylar muhtemelen not aldın ama Muharrem şunu sormak istiyorum. Biraz önce Muhsin Kızılkaya giderken şöyle bir noktayı söyledi. Ne yapılıyor diye Kobani diye konuşulurken sen de muhtemelen notunu almışsındır. PKK'nın burnu sürtülüyor dedi. Bunun içine Türkiye hükümeti de var dedi. Bunu da hatırlatayım ve sözü sana vereyim. Olur. Balçiçek hemen geçmeden önce sevgili Koray'ın bir şeyine cevap vermek için sıramı bekledim. Tamam. Mass media ve mass movement kelimeleri son dönemde moda terimlerdir. Şöyle bir araştırdım. 23 Nisan 2014 tarihinde inanıyorum ki sevgili Koray'ın da çok beğendiği profesörlerden David Harvey'in kendi üniversitesinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde yayınlanmış bir röportajı var, bir interview var ve mass movement'ı anlatıyor ve çok güzel anlatıyor kitle hareketlerini. Onu kendisine anımsatırım. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Sevgili Koray'a Eric Hoffer'ın Kesin İnançlılar kitabından bir tane hediye edeceğim sevgili Koray'a. Teşekkür ederim. Peki en azından şimdi televizyonlarını yeni açan izleyicilerle izin verirseniz paylaşalım.
Bu kitle. Koray Çalışkan Bey, çok özür dilerim. Ben uzatmayacağım. Literatür getirmişsin yanında. Muharrem Sarıkaya bibliyografya da açacaksın. Kitle psikolojisi üzerinde deminden beri anlaşamadılar. Bunu da hatırlatalım izleyicilere. Muharrem, az vaktimiz var. Buradan yürüyelim derim. Buradan hemen, gireceğim buradan. Evet. Yani bu işte ise biraz önceki gerilimle ortalığı da biraz hafifletmek amacını güderek bunları söyledim. Muhsin'in bazı görüşlerine katılıyorum. Evet. Özellikle yakın geçmişe dönüp baktığımız zaman PYD hareketinin bölgede oluşan bir batılı koalisyon veya bölgedeki batılı anlayış koalisyonunun içerisinde yer almaktan hep kaçındı. Uzak durdu. Ve uzak durmakla kalmadı. Bu süreç içerisinde oluşturulmaya çalışan, daha doğrusu Şam yönetimine karşı oluşturulmaya çalışan hareketlerde de biraz sıkıntılı davrandı. Bununla da yetmedi. O bölgede özellikle aşağı bölgelerden gelen Arap göçleri karşısında da istenmeyen, belki de PYD hareketinin çok da arzu etmediği, onun önlemekte zorlandığı bazı durumlarla karşılaşıldı. Ne demek istediğimi anlamak için en doğrusu Batman'daki kampta gidip orada yaşayanları, yani aşağıdan göçüp gelenleri dinlemek yeterlidir. Bu önemlidir. Birincisi bu. İkincisi, ki Muhsin bu konuda çok doğru bir tespiti var. İkincisi, peki Türkiye ne yapabilir? Türkiye'nin bir şeyi yapabilmesi için sınırı parça parça bölerek okuması gerekmiyor. Sınırı parça parça bölüp okumaya başladığınız zaman o zaman o okuma okuma olmuyor. Başka bir anlama dönüşüyor. Çünkü bugün Kobani'de bir Kürt hareketi söz konusuysa, hemen iki tarafında, yani 15-20 kilometre ilerilerinde baktığınız zaman da bir başka IŞİD hareketinin olduğunu görüyorsunuz. Bunların bir de sınırın bu tarafa yansımaları var. Çünkü orada bir akrabalık bağları söz konusu. Yani bugün Nusaybin'le Kamışlı neyse veya işte Şenyurt'la Derbesiya neyse, evet, Akçakale ile Talabyat neyse veya Ceylanpınar'la hemen karşısında bulunan Serekani neyse, hemen onun ilerisinde işte Karkamış'la Cerablus neyse, burada sınır tam ortadan bölündüğü için sonuçta insanlar birbirlerinin akrabası, birbirlerinin yakın kız alıp vermiş, oğlan evlendirmiş, böyle bir ilişkiler bağı gelişmiş orada. Ki İki hafta önce oradaydım. Dolayısıyla siz o köyde, mesela Karali Köyü'nde oturup karşıyı seyrederken oradaki insanlar kendi akrabalarının ölümünü seyrediyordu. Ve oradaki o öfkeyi, o tepkiyi çok iyi bir şekilde görmek gerekiyor. Peki Muharrem, şimdi araya girip burada, şöyle bir noktayı hatırlatacağım izin verirsen. Hemen bitirmem gerekiyor. Tam tersine bitirme. Devam et, şunu söylemek istiyorum. Özellikle Türkiye, bu kadar Türkiye'nin hassasiyetlerini bilen dünya diyeyim, sadece Avrupa'da demeyeyim. Sonuçta böyle bir olası bir harekatta Türkiye'nin başrolde olmasını istiyor. Bu çok son derece açık. Türkiye'den de bunu istemeyen yönde bir takım açıklamalar ardı ardına geliyor. Cemil Çiçek'ten, Beşir Atalay'dan, Davutoğlu'ndan keza böyle açıklamalar da geldi. Bunu da hatırlatayım ve Türkiye'nin bundan sonraki rolü ne olacağı konusunda belki bir iki cümle edersin diye araya girdim. Şöyle ki, tam da onu söyleyecektim. Cemil Çiçek'in buradaki vurgusu çok önemli, tecrübeli bir devlet adamı olarak. Diyor ki, siz kendi insanınıza, kendi askerinize öngörmediğiniz bir şeyi Türkiye'den bekleyemezsiniz. Yani hadi sen gir, peki Türkiye bugün Kobani'ye girerse yanındaki Talabyat'tan veya işte Cerablus'tan gelecek saldırı karşısında ne yapacak? Yani oradan bana saldırı geldi deyip bu kez oraya da mı girecek? Veya biraz ilerisindeki bir başka yerden eğer saldırı gelirse nasıl karşılaşacak? Dolayısıyla bir yere girmesi veya bir yerde bir şeyler yapması Türkiye'nin kendi içindeki durumu da görerek hareket etmesini zorunda kılıyor. Yani bugün eğer ki Kobani düşerse Balçiçek, Suruç'tan Kobani'ye dönük her gün bir şekilde bir taciz olayı yaşanacak. Nitekim dün de bunun bir örneği yaşandı. 5-6 bin kişi sınırı geçmeye çalışıp işte askerin ateş açmasıyla karşılaşıldı. Ki Genelkurmay'ın da bugün buna ilişkin açıklaması vardı. 4 kişi yaralandı. Biri böyle, ağır değil mi Muharrem? Sen Ankara'dan daha iyi bilirsin. Evet. Evet.
biri de ağır. Dolayısıyla böyle bir durum da söz konusu. Provokasyonlar devam edilebilir nitelikte gözüküyor anladığımız kadarıyla. Kaygı da buradan çıkıyor. Yani Kobani'nin düşmüş olması tek başına Kobani için bir şey ifade etmiyor. Kobani'nin düşmüş olması bu tarafı da ciddi oranda hareketlendiriyor ve etkiliyor. Benzer durum Talabiyat için de söz konusu. Yani Talabiyat'ın da PYD'nin eline geçmesi demek, Akçakale'nin hareketlenmesi demek. Peki Yaşar... Veya Calablus'un yine benzer şekilde bir başkasının eline geçmesi de yine Akarkamış'ın hareketlenmesi demektir. Yani sınırı tek başına parça parça alıp hareketi o şekilde okumak doğru olmaz. Burada yapılması gereken bir bütün içerisinde bir yöntemin geliştirilmesidir. Bu da ancak hükümetin de baştan beri koymuş olduğu doğru bir politika var. Eğer burada bir hareket gelişecekse ve yapılacaksa bu hareket Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına dayalı olarak ve koalisyon güçlerinin de ortak katılımıyla bir hareket şeklini almalı. Yoksa orada Türkiye'nin de üçüncü bir taraf olarak çatışmalara girmesi o bölgede istenmeyen çok daha ciddi, çok daha tehlikeli sonuçlar doğurur ki bunun yansımalarını iki gün önce hemen gördüm. Yanındaki yani meslektaşımıza dönmek istiyorum. Ankara'da İstanbul olunca böyle kesik kesik olabiliyor ama şimdi bütün bu çerçeve içinde bir de koridor tartışılıyor. Kobani'ye koridor, Kobani'ye yardım. Bu işte herkes de üstü kapalı bir şekilde biliyor ki bu sadece bir insani yardımdan ibaret değil bu yardım isteği. Şimdi bu noktada Kobani'ye yardım diye sokaklara inen bu kişiler bir süre sonra şimdi birazcık tansiyon düştü gibi gözükse de 33 can gitti gerçekten de ne olacak? Ne düşünüyorsunuz? Bu talep karşılanabilir bir talep değil. Daha doğrusu şöyle, Türkiye böyle bir karar alırsa zaten kendi askeriyle gider ama siz koridoru açtığınız zaman kendi vatandaşlarınıza üstelik de muhtemelen nereden bulunduğu belli olmayan yahut da doğrudan kendi ordunuzun silahlarını verip oraya sokmanız gerekiyor. Bunun birden fazla sakıncası var. Yani birincisi hiç unutmayalım, sonuçta hala çözüm süreci bir yere varmadı ve PKK silah bırakmadığı için PKK'nın Suriye'deki karşılığı olan PYD'ye Genelkurmay Başkanlığı silah vermesini talep etmek biraz gerçekten tuhaf oluyor. Bu yapılabilecek bir şey değil. Doğrudur, yanlıştır. Yapılmalıdır derseniz, yapılmamalıdır dersiniz. Bu tartışma başka bir şey. Ama bunun olmayacağını görmek için herhalde Türkiye'de 35 yıldır yaşıyor olmak yeterli. İkincisi, kendi vatandaşlarını bir ülke, bir başka yerde sonu muhtemelen de en az yarısının öleceği bir işe doğru da sürükleyemez. Bunun da zaten hem hukuki hem de devlet olmakla ilgili ciddi sorunları var. Bence bu insani yardım koridoru tek taraflı açık zaten. Oradan bu tarafa geçmek isteyenlerin hepsine açık. Daha önce de söyledim, 187 bin kişi geldi. Kalan çarpışmakta olan 3-4 bin kişi de gelmek istediği zaman gelirler. Kobani'nin ama Kobani'ye bir müdahale, devlet düzeyinde bir müdahale olabilir ancak. Ama bunun da başka açıklaması gerekiyor. Yani Türkiye şu sorunun cevabını bulamadığı için hareket etmiyor. Ben buraya girdikten sonra bu savaşa dahil olacağım ve aslında bir kara ordusuyla girmek zorundasınız. Belli ki IŞİD ya da benzeri örgütler ya da herhangi bir savaş kara ordusu olmadan kazanılmıyor. Sonuçta da yaşadığımız bugün bu. Türkiye bu baskıyı ayrıca da diyelim ki Türkiye Kobani'ye girmişti ve IŞİD'le bir düşman pozisyonuna geçmişti. Ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde olaylar oluyordu, bombalar patlıyordu. Şimdi biz bugün bunu tartışıyor olacaktık. Bu sefer de diyecektik ki bunlar başımıza niye geldi? Dolayısıyla yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal denilen bir atasözünün tam ortasındayız. Her iki durumun da çok büyük başka sorunlar çıkaracağını biliyoruz. O yüzden insani olarak yapılabileceği yapıp sivilleri bu tarafa alıp kendi sınırlarını güvenlik altında tutmaya çalışıyor ve aslında beklemede Türkiye. Çünkü bu beklemede biraz önce Muharrem Sarıkaya'nın da söylediği gibi ya da Türkiye'nin zaten açıkladığı gibi ancak ortaklaşa bir harekatla ve Türk ordusunu tek başına böyle vurucu güç olarak piyasaya sürmeyen bir projenin içine yer alabileceğini söylüyor ki bence de Türk ordusu bir kara savaşında böyle bir Orta Doğu'daki bir savaşın içine kesinlikle girmesin. Ama hep kaçırdığımız, gözden kaçırdığımız bir şey var. Şimdi hepimiz gazeteciyiz, hepimiz gündemi takip ediyoruz, siz de biliyorsunuz. Son 10 günde Batı medyasında ve Batı'daki tüm temel liderlerin hepsinin söylediği tek bir şey var. Türkiye kara ordusunu soksun. Yani şu anda bugün yaşamakta olduğumuz şeyler ki Twitter'da doğruysa Maraş'ta da bir kahve tarandığı iddiaları var. Ki Maraş çok tehlikeli bir yer bu işlerin yapılması için. İnşallah doğru değildir. İnşallah devam etmez. Ama şimdi Türkiye'nin tartıştığı şeye bakar mısınız? Yani biz Batı'dan yoğun bir kara savaşına gir propagandası var. Kobani'ye ilişkin büyük bir tartışma var. Ve Türkiye kendi içinde başka bir şeyle karşı karşıya kaldı.
En kötüsü de şu, eğer Kobani ile ilgili yapılabilecek bir şey varsa bile, yani Türk devletinin reflekslerini bilen az çok bunu da bilir. Yapacağı varsa da yapmayacaktır. Çünkü bu bir dayatma, bu bir tehdit, bu bir şantaja dönüşüyor. O yüzden girilen yol çok tehlikeli. Yani uzun süre işte kitle psikolojisi şudur budur, akademik tartışmalar yaptık ama herkes şunu çok iyi biliyor ki muhtemelen Selahattin Demirtaş da yalnız kaldığı zaman o yaptığı açıklamadan pişmandır. Çünkü kendilerine... Hangi açıklamadan pişmandır diyorsunuz? Çok ciddi... Hangi açıklamadan Selahattin Demirtaş pişmandır diyorsunuz? Bayramın üçüncü akşamı yapılan açıklamadan, yani bütün bugün yaşamakta olduklarımıza sebep olan açıklamadan dolayı. Çünkü şöyle de bir durum var. O gün kendilerine böyle bir açıklama yapmaması gerektiği çok ısrarla ve defalarca söylendi ama nedense yani bir partiden, siyasi partiden beklenmeyen bir açıklama oldu. Sonuçları onların da beklediğinin üzerinde çıktı maalesef. Çok kötü şeyler yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla kim, Türkiye aslında uluslararası bir sorun. Kim tarafından söylendi Sayın Koç? Kim tarafından onlara bu açıklamayı yapmayın denildi? Yani ismini bilmiyorum ama görüştüğüm zaman kendilerini uyardık denildi. Hükümet hükümetten yani uyarıldılar. Kim olduğunu bilmiyorum ama evet hükümet tarafından böyle bir açıklama yapılacağı öğrenildi ya da fark edildiği zaman ya da böyle bir eğilim olduğu ortaya çıktığında böyle bir açıklama yapmamaları konusunda uyarıldıkları halde bu birkaç görüşme de olmuş gün için anladığımız kadarıyla. Bayram günü olduğu için o çok göze çarpmıyor. Yani yüzdeydi şu o detayları bilmiyorum. Bildiğim o gün bu açıklamayı yapmamaları gerektiği konusunda uyarıldıkları. O yüzden de bu tonlardaki bu aşırı sert eleştirilerde sadece bugün yaşananlar değil, bunların olacağı size söylenmişti demeye gelen cümleler de saklı. Böyle bir sorun da var. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na atılacaksınız, işte ihanete ilişkin bir cümlesi vardı. Evet. O sadece çözüm sürecindeki yürümekte olan yol değil, aynı zamanda sanıyorum anladığım kadarıyla bu ve benzeri uyarıları dikkate almamalarından da kaynaklanıyor. Ama sonuçta biz şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Uluslararası bizim sınırlarımızın ötesinde ve her ikisi de zamanında Türkiye'nin Suriye politikasında dışında kalıp başka işler yapmış iki örgütün çatışması olarak baktığı zaman devlet kendi içine bu problemin bu şekilde transfer edilmesinden çok rahatsız. Çünkü hep insani bir problem olarak konuluyor ama şunun altını tekrar çiziyorum. Eğer Kobani'de çatışmaya girmiş insanlar dışında insan kaldıysa bu tartışmayı sürdürmeye devam edelim. Ama herkes biliyor ki Kobani'de insan kalmadı. Kobani'nin düşmesinin hem simgesel hem de insanların şehridir. Tabii ki başkalarının eline geçmesin, birileri gelip de birileri şehirlerini boşaltmasın. Böyle bir boyut var. Ama bunun dışında böyle insani, Türkiye oradaki insanların ölümlerini onlara terk etmiş bir pozisyonda değil. Kobani bugün düşer, yani umarım böyle şeyler olmaz da Muhsin Kızılkaya düşmeyeceğine dair kendi görüşünü söyledi. O yüzden onun daha iyi bir alandır. Ama yarın ne olacağını gerçekten bilmiyoruz. Bugün düşmüş ya da yarın düşmüş başka bir tartışma. Çünkü çok büyük bir sorun var ve bu sorun sürmeye devam ediyor. Burada Türkiye'yi bu sebeplerle bir problemin içine sokmaya çalışanların dikkat etmediği şu. Benim en çok dikkat ettiğim meseleyi bu yüzden altını çiziyorum. Batı'daki bütün liderler, bütün ülkeler ve bütün medya Türkiye'yi kara savaşına girsin diye zorladığı, en çok propaganda yaptığı bir dönemde Türkiye şu anda böyle bir tartışmanın içinde. Dolayısıyla ben hiç niyet bu olmasa da çok kötü bir örtüşmeyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Ve Türkiye'yi hala kara savaşa sokmak isteyen bir projenin parçası haline dönüşüyor. Bütün bunlara dikkat etmek gerektiğini bir kere de altını çiziyorum. Peki şimdi buradan devam edelim. Çözüm süreci için ayrıca döneceğim Ankara'ya ama şimdi iki nokta var. Bir tanesi şuydu not aldıklarımda. Hükümet Selahattin Demirtaş'ı ve HDP'yi uyardı böyle bir açıklama yapmamaları konusunda ve pişmandır dedi. Bir. İkincisi de o kadar büyük bir dayatma var ki dedi bütün bu konuşmadan bir iki not aktaracağım. Herkes dinledi ama o kadar büyük bir dayatma var ki hani yapacağı varsa da yapmaz bu dayatmanın içinde hükümet dedi. Bunları da hatırlatayım. Senin de notların vardı. Tamam. Sanırım bu iki şeye önce bir şey söylememi istedin değil mi? Yanlış anlamıyorum. Şimdi birincisi hükümet Selahattin Demirtaş'ı ya da HDP'yi uyardı. Bu doğru bir dil değil. Çünkü iki meşru siyasi parti birbirini uyarmaz. Yani hükümet kim? Bak bunu söylersen bilmem ne. Yani böyle bir yukarıdan abi gibi ben seni uyardım, sen beni uyardım. Yani bu dil doğru bir dil değil. O zaman ne olur biliyor musun? Şu tersini düşünün. HDP der ki ben uyardım seni daha önce böyle yapmadın diye. Şimdi bu şekilde değil bir diyalog şeklinde bunu konuşmak lazım. Kimse kimseye hangi parti? Hele bir siyasi parti. Bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Siyasi
siyasi nezaket gereği karşısına bak şunu söyle bunu söyle diye çıkmaz. Siyasi hemen duyayım bir cümle çünkü Ankara olduğu için zor oluyor. Buyurun lütfen duyalım hemen. Kendi pozisyonlarını söylerler. Uyarı kelimesini benim muhataplarım kullanmamıştı. O yüzden benim hatam, ben kullanmış oldum. Ama herhalde sürekli program başından beri tuhaf bir akademik tartışma içindeyiz. Oradaki uyarıdan kastedilen bir alt üst ilişkisi değildi. Sonuçlarının şöyle olabileceğini görmelerini kasteden bir, ki keza düzeltiyorum, uyarı kelimesini ben kullandım. Muhataplarım kendileriyle çok sayıda görüşme yapılmıştı dedi. Aynen bunu söyledi. Uyarıyı tamam, yani... benim yorum olarak söylüyorum. Ama buradaki kastedilen uyarı da benim kastettiğim de tabii ki bir alt üst ilişkisi değil. Yani tam tersi çözüm sürecine bir kilitlenme olduğu zaman da HDP hükümeti uyarabilir. Şu yaptığınızın sonuçları şu olacak diye. O yüzden bu yani kelimeler üzerine tartışmayalım. Eğer tartışacaksak kapınızda barbarlar bekliyor kelimesinden başlayalım. Sayın Çalışkan da çok iyi biliyordur. Yunanların Grekçe konuşmayan herkese ama özellikle Doğulara zaman içinde de Türkler için kullandığı bir kelime barbarlar. İlla birine bir barbar diyeceksek biz bu prosedürü bu kavramları tartışmaya başlayacaksak bu işin sonu gelmez. Bence İshak Han metni bitirirken çok batılara özgü ve doğulları küçümseyen bir cümleyle bitirmiş. O yüzden zaten hiç kendiliğinden bir batılı bakış açısına sahip. Ama mesela bunları akademik olarak tartışmak için çok uygun bir zemin olduğunu düşünmüyorum. Peki. İlla da bir barbar arayacaksak, illa da bir sorunlu arayacaksak tekrar 1992'ye ve 2002'ye, 2003'e gidelim. Amerika'nın işgalinden sonra bütün bunlar başımıza geldi. Peki, Koray Çalışkan devam edelim. Valla yani mesele akademik olup olmaması değil. Yani izleyiciler bilirler ben pek akademik dil kullanmam. Zaten akademik dil kullanıp akademik referanslar yapan da ben değildim. Kullananları uyardım. Yani bu şekilde kullanılmıyor. Yani kullanışı şöyledir diye. Yoksa daha popüler bir dille tartışılması gerektiğini düşünüyorum bu meselelerin. Uyarı konusunda ben hata yaptım dedi beyefendi. Eğer onun yorumuysa evet böyle denir ama ne olursa olsun kullanılması gereken siyasi nezaket gereği kullanılması gereken kavramlar uyarı falan gibi kavramlar olmamalı. İkincisi dayatma meselesi. Batı bize bunu dayatıyor, Batı bize şunu dayatıyor. Şimdi arkadaşlar biz de batılıyız. Biz NATO'nun parçasıyız. Biz Avrupa Birliği'nin adayıyız. Biz ne zamandan beri Afganistan'ın yanında, İran'ın yanında psikolojik olarak, kavramsal olarak, insani olarak ve kültürel olarak kendimizi Batı'nın uzağında bir yere konumlandırmaya başladık. Bir kere şu kavramları bir atalım. Yani Türkiye laik, Batı tipi bir demokrasi olma yolunda yürümek zorunda. Şu anda otoriterlik yani daha çok... otoriter rejimlere has bir çerçevede yönetiliyor ama demokrasi yolunda yürümek zorunda. Hepimiz bunu başarmak zorundayız birincisi. NATO üyesi bir ülkenin, müttefikimiz İngiltere'nin, Almanya'nın, Amerika'nın siz ne yapıyorsunuz? Hemen dibinizde bir faşizan rejim kuruluyor. Bu sınırınızın Irak'la Suriye'yi birleştir 1000 kilometrelik biraz daha fazla sınırınızın böyle bir idare tarafından yönetilmesini mi istiyorsunuz diye sorusuna yalnızca batılı dediğimiz insanlar değil biz de batılıyız burada. Bir sürü insan Türkiye'de söylüyor. Şimdi bu bir. İkincisi AK Parti'nin çok hazırlıksız yakalanması beni çok şaşırttı. Çünkü örgütsel olarak daha dikkatli bir partiydi ama son 4-5 senedir biz AK Parti'yi hiç tanıdık olduğumuz bir AK Parti olarak görmüyoruz. Sürekli savrulunuyor. Çok iyi bir şey yapılıyor. MİT kurtarıyor ya da bir şekilde başka bir pazarlıktan dolayı bize veriliyor kaçırılan insanlar. Cumhurbaşkanı diyor ki operasyon yapıldı. Başbakan aynı anda diyor ki diplomatik yollarla aldık. Şamil Tayyar diyor ki CIA verdi falan. Şimdi son iki haftayı Balçiçek şöyle bir anımsayalım. Bir, IŞİD meselesi kapımıza hemen dayandığında AK Parti'den gelen laflar. Sünni bir ayaklanma var galiba. İşte Şiiler çok korkunç şeyler yaptılar. Sünniler de bir şekilde bu insanların çevresinde dolaşmaya başladı. Mesele yavaş yavaş anlaşılmaya başlandığında bir dakika bu bir mezhep çatışması Türkiye Şiilerle Sünnilerin arasına girmeyecek. Biraz daha ciddileşti iş mezhep çatışması değil. Bizim galiba maceraya girmememiz gerekiyor. Daha Cumhurbaşkanı New York'a gitmeden önce Yalçın Akdoğan, Hüseyin Yayman'a röportaj verdi. Ve röportajda dedi ki, maceraya girmeyelim, bu Şiilerle Sünniler arasında bir mesele galiba. Sonra New York'a gidildi, bizim müttefiklerimiz şunu söyledi.
NATO'ya girdiğimizden beri ilk kez insanlar Türkiye NATO'dan çıkarılsın mı diye tartışılıyor. O duruma geldik. Hükümetin artık karar vermesi gerekiyor. Ya o ya bu. Ya İslamcıyız ya değiliz. Ya demokratız ya değiliz. Ya NATO ya NATO karşıtı. Ey Batı, bu değil. Türkiye Cumhuriyeti dış politikasında bir karar vermiştir. Sen dış politika tamamen değişti dersin. Biz Batı'nın karşısındayız. Ey Batı, bundan sonra bize yaklaşma dersin. O başka. O zaman başka bir şekilde tartışırız. Ama Türk dış politikası, Türkiye NATO'nun üyesidir. Sen bunu tartışırsın. O zaman tartışırız. Bunu tartışmıyorsan insanlar sana derler ki kardeşim, bu terör örgütü senin sınırına geldiği zaman, sana saldırıldığında ben de seni korumakla yükümlüyüm. Bizim imzamız var. Ne yaptığını zannediyorsun? Türkiye Cumhuriyeti'ne maalesef söylenen budur. Peki şu anda NATO geldiğimiz... Genel Sekreterinin bu yönde açıklaması yok muydu zaten? Ya var, olmaz mı zaten? Ne olacak? IŞİD bize zaten bir şey söyleyeceğim. Suruç'u vurdu IŞİD. Evet. Bizim uluslararası hukuk açısından çok basit karşılık verme zorunluluğumuz var. AK Parti ne yapıyorum diyor Allah aşkına. IŞİD hakkında politikamız şudur. Şöyle, şimdi diyor ki beyefendi çok güzel bir laf söyledi. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Evet. Bir tükürüğümüzle boğarız biz IŞİD'i. IŞİD kim? Biz IŞİD'in 3 tane terörist tehdidinden mi boyun eğeceğiz? Hani kaldı cihan devleti? Hani dünyanın 17. ekonomisi? Türkiye bu kadar zayıf gösterilemez. Ne yapacağız peki? Çiçek. İçeri mi gireceğiz? Ne yapacağımızı hükümet söylemek zorunda. Hükümet bunu soruyorsa cevap verenler var. Millet söylüyor ne yapmaları gerektiğini. Ana muhalefeti söylüyor, küçük muhalefeti söylüyor, öbürü söylüyor. Diyor ki işte biz onların aklına ihtiyacımız yok. Ya herkesin aklına ihtiyacınız var. Ortak akıllı çalıştırmak zorundayız. Peki başa dönelim. Ha. Türkiye toplumunun karşısına. Başbakan diyor ki yarın gidin kardeşlerinize sarılın. Hatta daha açık ne dediğini söyleyeyim. Diyor ki kardeş kardeşe düşman etmesin kimse. Kimsenin kardeşi kardeşi burada Türkiye'de kardeşler birbirlerine düşman falan değil. Bunu kafadan çıkarın. Söylenmesi gereken şey var. Bu gelişmiş bir toplum. Dünyanın 17. ekonomisi. Gerçi şimdi 18'e düşecek gibi görünüyor maalesef. Söylenmesi gereken şu. Benim için bu İslam devleti, kendine İslam devleti diyen şey bir tehdittir. Hiçbir şekilde sınırımda de facto ya da de jure böyle bir devlet kurulmasına izin vermeyeceğim. Bunu ne zaman dedi AK Parti? Peki. Hiçbir zaman. Şimdi bizim de düşmanımız galiba. Başka bir noktasını soracağım sana. Batı dayatıyor dedik. Sen dedin ya Batı biziz zaten. Batı niye? Nereden çıktı ama, bu? Ama bir dayatma olduğu gerçeğine katılıyor musun? Ya kim musun, kime dayatabilir? Türkiye güçlü şundan bir ülke. Şundan bahsediyorum. Hayır mesela yani sen de biliyorsun. Amerika'nın çelişkili ya açıklamaları geldi. Bir tane akademisyen geldi. Oraya bir şey yapın diye dayatma mı oluyor? Yani Amerika'nın yok dediği... Yok mu sence öyle ya, bir dayatma? Bir şey söyleyeceğim. Meksika sınırında mı bu IŞİD? Balçıçek lütfen. Tijuana'da mı IŞİD? Peki. Adamlar diyecekler ki sen benim müttefikimsin, ben seni koruyacağım. Ne yaptığını zannediyorsun diyorlar. Meksika sınırında olsa dayatma diyelim. Biz onlara dayatalım. Burnumuzun dibinde ya, yeter. Peki, artık yani. Peki soralım o zaman Muharrem, ne düşünüyorsun bu dayatma işi için? Kore'yi epey öfkelendirdim ben. Ama burada. Yani yeter. Peki. Çünkü ne olacak? Bunlar orada çöreklenecekler. Devlet mekanizması işletmeye başlayacaklar. Tünellerini kazacaklar. Ayıkla ondan sonra pirincin taşını. Pekala Muharrem, ne düşünüyorsun bu dayatma tırnak içinde iddiası için? Şunu görüyorum, yani aslında tarafların talepleriyle veya arzularıyla söylemleri veya gerçekleşmesi beklenenler bir türlü örtüşmüyor. Hepsi çelişkiler içerisinde. Şuradan başlayalım. Şimdi Kobani'de büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Ama hem PYD hem PKK hem HDP Türk askeri buraya girmesin diyor. Kesinlikle Türk askerini burada istemiyoruz diyor. Hatta batılı birçok kesimden de benzer söylemlerle karşılaşılıyor. Bu birinci bölüm. İkinci bölüm, Türkiye üzerinden bir sevkiyatın yapılması isteniyor. Nitekim bugün buna Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi de katıldı. O da yine Stefan de Mistura. O da yine gönüllülere Türkiye kapılarını açıp geçiş izni verilsin dedi. Ama Mürşit Pınar'dan da şu an Yumurtalık'tan da çok rahat bir şekilde oraya gidişlere zaten izin veriliyor. Yani buna bizzat gözlerimle tanıklık ettim. Mürşit Pınar sınır kapısında ailelerini getirip bırakmış olan birçok gencin geri dönüşüne tanıklık ettim. Bu devam ediyor zaten. Ama şu deniliyorsa... Yani Türkiye üzerinden bir silah yardımı veya akışı yapılsın. Bunun yapılabilmesi için de uluslararası
kuralların... Hayır Muharrem, şunu soruyorum aslında ben. Bunları sormuyorum. Yani şimdi tartıştığımız burada Türkiye'yi kara harekatına sokmak için Koray'ın kabul etmediği o Batı tanımı ya da Amerika bir baskı yapıyor mu gerçekten de? Zaman zaman çelişkili açıklamalar duyuyoruz, yazıyoruz, veriyoruz. Ben görmüyorum, hayır, tam tersine. Yani Türkiye'nin bir kara harekatı içerisinde olmaması gerektiğini hem Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın hem de Beyaz Saray Sözcülüğü'nün açıklaması var. Yani bizim öncülüğümüz, bizim ilkimiz bu değil diye. Yani biz bir tampon bölge oluşmasına sıcak bakmıyoruz. Biz bir ülkenin tek başına oraya girmesine sıcak bakmıyoruz. Açıklamaları var. Yine peki ben rüya mı görüyorum sevgili yani, meslektaşlarım? Cemil Çiçek açıklamalar yapıyor. Neden maceraya sürüklenelim diyor. Beşir Atalay açıklamalar yapıyor. Ben bunları hakikaten hayal mi ediyorum diye Yaşar Taşkın Koç'a sorayım bari. Hakikaten böyle bir dayatma. Hemen, istersen ben bir sözümü bitirebilir miyim? Lütfen, lütfen. Evet. Yani seni de hayalden kurtarayım. Şöyle ki en son önceki gün çok net bir şekilde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması var. Net bir açıklama koydu. Lavrov'un açıklamasını Kerry'nin açıklaması takip etti. Dolayısıyla evet. Şu an hem Amerika hem de Şam yönetimine destek veren Rusya kesinlikle Türk askerinin oraya girmesini, tek başına girmesini arzulamıyor. Bunu da net, açık bir dille ortaya koydu. Hatta Kerry'nin çok önemli bir cümlesi vardı. Kobani bizim için birinci öncelikli stratejik bir durum değildir. Biz baştan beri koyduğumuz stratejimizden de vazgeçmeyeceğiz dedi. Yani bu bile birçok şeyi anlatmaya yeter. Peki. Yaşar Taşkın Koç'a da fikrini sorayım. Oradan devam edelim. Buyurun lütfen. Yani aynı haberleri okuyoruz ama herhalde aynı şeyleri anlamamışız. Batılılar Türkiye'nin önerisi olan tampon bölge ve uçuş yasak bölgeye çok soğuk bakıyorlar. Türkiye tampon bölge dediği zaten güvenli bölgelerden bahsediyor. Bunlara soğuk bakıyorlar. Ama ben şimdi gerçekten iki tane hayret içindeyim. Bir tanesi, bütün bir operasyonun bir kara gücü yok ve bu kara gücünün Türkiye Cumhuriyeti ordusu olması gerektiğini çok ısrarla altın çizerek hem defalarca söylediler hem de söylemeye getirdiler. Bir kere bunda hiç şüphe yok. Türkiye'nin kara ordusunun bu işin içine girmesini istiyorlar. Yani vaktim yok ama program bitti zaman hepimiz bakalım. İngiliz, Amerikalı, Fransız, NATO birçok yetkinin açıklaması var. Acaba bunların altında Türkiye kara ordusu bu işe girsin var mı yok mu, ona hep birlikte karar verelim. İkincisi de Sayın Çalışkan beni çok hayretler içine bıraktı. Yani bütün konuşması biraz önce Türkiye'yi gaza getiren, Türkiye'yi nasıl işte cihan devletiyiz, biz onları tükürüğümüze boğarız diyerek IŞİD'in üzerine sürmeye çalışan bir portre çizdi. Bir akademisyenden doğrusu böyle bir şey beklemezdim. Hani biz genellikle başka tür muhataplarımıza programlarda böyle şeyler duymaya alışığız. Ama bir akademisyenin kalkıp da Türkiye'ye bu kadar illaki IŞİD diye bir bela var. Mutlaka gideceksiniz. Yok mu Yaşar Bey? Onun için hemen askerlerimiz onun üzerine IŞİD gitsin demesi. Başımızın belası değil mi? Diplomatlarımızı kim kaçırdı? Bunlar bizim düşmanımız. IŞİD herhangi bir örgüt değil. Kimden bahsediyoruz? Lütfen artık net olalım. Buray Bey, bölgede istemediğiniz kadar bela bulabilirsiniz. Sizin kim var bizim belamız? Balkanlara hemen söyleyin. Gelmiş. Bize Alman saldıran vardı. Diplomatımızı Yaşar Bey. İkinci Dünya Savaşı'na gitmeyin beyefendi. Bölgede şu anda bizim diplomatımızı kaçıran, bizi vuran kim var? Vardı. Kim saldırıyor bize? IŞİD saldırmıyor mu? Yani artık bu kadar mı kafamız karışık? Ben anlamıyorum. Bir akademisyene yakışmıyor diyorsunuz. Bana yakışan şudur. Bu IŞİD beni tehdit ediyor. Önce gelecek oraya alacak. Ondan sonra adam İstanbul'u kendi devletinde gösteriyor Yaşar Bey. Kim var bölgede İstanbul'u kendi devletinde gösteren? Lütfen. Yani siz o zaman diyorsunuz ki biz şimdi bunlara girip savaşmazsak bunlar herhalde İstanbul'u alacak falan mı diyorsunuz? Böyle gerçekten mi anlıyorsunuz? Yani biraz gerçekten önce tükürüğümüzü boğuyorduk. Şimdi İstanbul'u Yaşar aldırdınız. Yaşar Bey. IŞİD, öyle anlamak zorundayız çünkü... Çünkü IŞİD'i bütün sulandırmayın. Bir tane özü var. IŞİD'i sulandırmayın. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sınırlarımızdaki tek bizi tehdit eden, kısa vadede başımıza bela açacak Türküyle Kürdüyle IŞİD'dir. İslam'ın ismini lekelemeye çalışıyorlar. Peygamberin mührüyle dolaşıyorlar. Bütün dünya onlar üzerinden Müslümanlığı algılamaya başladı. Batılıların boğazlarını kesiyorlar sınırlarımızda. Ve bu Meksika sınırında değil. Bu arkasında devlet gücü olan El-Kaide'nin bile artık çekindiği, sıra dışı terörist bir organizasyon. Bunu küçümsemeyiniz.
Çok rica ediyorum küçümsemeyin. Peki bir dinleyelim Ankara'yı. Küçümsemiyorum. Sadece bir şey söylüyorum. Diyorum ki size şu son araya girip söylediğiniz paragraf ne biliyor musunuz? Bu paragraf biz IŞİD'e doğru hemen savaşalım paragrafı. Onun için zaten sizin kurduğunuz cümlelerde bu çok açık çıkıyor. Biraz benim yerime, benim yerime neden sonuçlara varıyorsunuz? NATO'dan bahsettiniz. Yaşar Bey, ben IŞİD'e karşı savaşalım mı dedim. Benim yerime sonuçlara varmayın. Söylediğim şey şu. Evet, şurada aynen hepimiz bunu bakın dört tane aklı başında insan. IŞİD bizim için tehdit mi değil mi? Bu kadar basit. Sulandırmayalım. Bir sürü tehdit ben var. Nerede ki, var? İran ben mı tehdit? Kürtler mi tehdit? Kim tehdit bize karşı bölgede? Bir dinleyelim, geç gidiyor ses çünkü. Cevap verebilir miyim? Estağfurullah. Buyurun. Türkiye'ye saldırana kadar potansiyel bir tehdittir. Saldırmadı mı? Önce sizin onlara hücum etmeniz Musul'da bir savaş çağrısıdır. Durun, bir ya anlamıyorum, dur, ayrı bir dünyada mıyız? Bir Musul'daki konsolosluk o zaman Türk Suriye, toprağıdır. Suriye'de jeti düşürdüğü Musul'daki zaman Suriye'de jeti düşürdüğü Türk gün bizim toprağıdır. Savaşa girmemiz gerekiyordu. Yaşar Bey, bakın Musul'da konsolosluk bayrağımızı indirdiler. Silahlarımıza el koydular. İnsanlarımızı kaçırdılar. Siz hangi dünyada yaşıyoruz? Saldırdılar Türkiye'ye. Siz hangi dünyada diyorum. Yaşıyorsunuz? Saldırsaydık da o 49 insanı öldürseler miydi? Bak şimdi Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Bunu mu tartışıyoruz? Tartıştığımız şey şu. Evet, IŞİD bizim için tehdit mi değil mi diyorum. Lafı çeviriyorsunuz. Başka tehdit mi var ben diyorum. Lafı ki, potansiyel bir tehdit. Ne potansiyeli? Bize saldırdılar kadar... diyorum. Potansiyeli ne? Bebeklerimizi bile aldılar götürdüler. Hangi potansiyel? Bu gerçeklik Yaşar Bey. Küçümsemeyin. Diyorum o gün. Şu, şu IŞİD'i lütfen küçümsemeyin. Entelektüel olarak küçümsemeyin. AK Parti olarak küçümsemeyin. Küçümseye ben bu de... duruma geldik. Peki bir dinleyelim Yaşar Bey. Bakın, buyurun Yaşar Bey. Ankara'da olunca zor ilgili buyurun. Bir, IŞİD'le ilgili bir ben dünyada daha doğru düz bir tanım yapılmış. Stratejisi üzerine doğru düz açıklama görmedim. IŞİD Erbil'e hücum ediyordu. Erbil Amerika Birleşik Devletleri hava saldırıları ve diğerleriyle bu tarafa doğru süpürdü. Şu anda bizim sorunumuz haline dönüştü. IŞİD dediğiniz zaman ben sadece IŞİD'den bahsetmiyorum. Uluslararası bir projeymiş gibi görünüyor. Ve şu anda da siz, sizin teklifiniz biz girelim bu işi çok büyük bela alacak başımıza İstanbul'u bile alacak biz savaşa girelim. İstanbul'u böyle bile bir, alacak ya böyle lütfen bir biraz daha düzey bir çok rica ediyorum. Beni yani benimle dalga mı geçiyorsunuz böyle bir şey mi dedim ben? Yani IŞİD Türkiye için tehdittir diyorum siz de bilmiyorum bir sürü örgüt var onlardan biri diyorsunuz. Yani saptırmayın söylediğimi çok basit. Çok yok, basit bir şey söylüyorum. İstanbul'u alacaklar falan demiyorum. Kimsenin gücü yetmez. Teklifiniz ne? Kısırları bile Koray Bey o zaman teklifinizi söyleyip tamam, duyalım. Güzel. Geldiğimiz pozisyon Balçiçek buysa demek ki bir sorun var. Teklifiniz ne? Peki. Benim teklifim onun teklifi değil. AK Parti bu tehdit karşısında ne yapacak Türkiye toplumuna söylemeli. Böyle patlamış mısır yer gibi durup ya biz karşı karışmayacağız. Orada bazı teröristler var birbirleriyle savaşıyorlar. Maceraya girmeyeceğiz. Ne maceraya girmeyeceksin? Sen dünyanın rejim, çevrendeki komşularının rejimini değiştireceğim diye tutturuyorsun. Esas mesele şudur. AK Parti'nin sorumluluğu ben var. Ben size savaşalım diyorsunuz dediğim zaman itiraz ediyorsunuz. Yaşar Bey, sizin bakıyorum. Ve benim böyle bir siyasi sorumluluğumuz yok. Ben bir akademisyenim, zaten siz bir gazetecisiniz. Akademisyen olarak buradayız. Bizim bakın, entelektüel olarak sorumluluğumuz muktedirlerin yaptığını sorgulamak, onlara soru sormaktır. Ben o tarafta ya da bu tarafta değilim. Hükümete soru, şunu soruyorum. Şunu söyleyebiliriz ama herhalde. Siz, araya gireyim. Şunu söyleyebiliriz ama. Hakkında ne yapacaksın? Biraz önce onu bakın, yok edelim çok diyorsun. Güzel bir soru sordunuz. Ne yapalım o zaman dediniz ya. Siz onu sormayınız beyefendi. Sizin öyle bir sorumluluğunuz yok. Benim de yok. Biz soru soracağız. Sen ne yapıyorsun diyeceğiz. Bu kadar basit. Tanımlayacağız. IŞİD çok büyük bir tehlikedir. Vatanımıza saldırmıştır. Bayrağımızı indirmiştir. Silahlarımıza el koymuştur. Sevgili Koray yanlış şöyle mı? Yalnız yorumlar yapabiliriz diye düşünüyorum yapalım. Ki aradan sonra bunu belki konuşabiliriz. Tamam. Ne yapılması gerektiğine dair herhalde bir iki kelamımız olacaktır tamam, istersen, diye düşünüyorum. O başka bir şey. Yani durum bu. Yaşar Bey kabul ediyorsa onu da konuşuruz. Peki onu da konuşacağız. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aradan sonra karşıt görüş özel devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Efendim nasıl kurtardınız? Ne verdiniz de kurtardınız? Ya ne verdiysek verdik. İşi bitirdik mi sen ona bak.
Karşıt görüş özel devam ediyor. Araya gitmeden tansiyon yükselmişti. Onu da hatırlatalım. Yanımda Koray Çalışkan var. Ankara büromuzda da Muharrem Sarıkaya, Yaşar Taşkın, Koç benimle birlikteler. Karşıt görüş özelde. Tam da şunu konuşuyorduk aslında. Türkiye bundan sonra ne yapmalı? Burnumuzun dibindeki IŞİD için konusu burayı bayağı hareketlendirmişti diye düşünüyorum. Yaşar Taşkın, Koç, sizde kalmıştı aslında söz. Sizden devam edelim. Koray Çalışkan savaş mı istiyor gibi bir cümlenin üzerine konuşmuştuk ama burnumuzun dibine de bir şeyler oluyor ve bir şeyler yapmalı herhalde. Ya da hükümet sizce ne yapmalı? Oradan devam edelim mi? Yapılabilecek şeylere baktığımız zaman çok fazla seçeneğimiz yok. Bir tanesi bir aslında operasyon. Türkiye'nin ya kendi başına yapacak ya da uluslararası koalisyonla yapacak. Seçeneklerden bir tanesi bu. Bir başkası şu andaki durum. Bir şey yapmayıp beklemek ama mümkünse bölgedeki insani bütün zaaflara karşı yardımcı olmak. Keza Türkiye 1,5 milyona yakın, 1,5 milyondan fazla belki Suriyeli'yi aldı. 187 bin Kobani'deki yaşayan insanı da Türkiye sınırlarına içeri girdi. Yarın başka yerlerde başka sorunlar yaşanırsa yine kapıları açık, yine gelecekler. Ama bir müdahale ciddi bir tartışma meselesi ve bu müdahale dediğim gibi sadece Kobani ile sınırlı ya da IŞİD ile sınırlı bir mesele gibi görünmüyor. Çünkü bunun sizi nereye götüreceği de belli değil. Bundan sonra yarın IŞİD de gider, Kobani de tekrar el değiştirir, başka şeyler olur ama siz Orta Doğu'da başka bir yere sürüklenmiş olabilirsiniz. O yüzden bu hesapları, kitapları doğru dürüst yapmak gerekiyor. Ve en kötüsü de şu anda zaten biz bununla değil, içeride bu meselenin içeriye sıçramış haliyle uğraşıyoruz. Bunu tartışmak için geldik buraya. Bugün ağırlıkta da bunu konuştuk zaten. Dolayısıyla her şey birbirine giriyor ve iç içe giriyor. Ama ben hala bu konuda ısrarlıyım. Birincisi Türkiye herhangi bir kara ordusuyla Orta Doğu'daki herhangi bir savaşa girmemeli. Buna bugün de karşıyım. Yarın savaşa girdiği zaman yarın da savaşa bu şekilde karşı olduğumu söyleyeceğim. Bize bir saldırı olmadıkça ve mümkün olduğu kadar civardaki insanları koruyabildiğimiz kadar koruyalım. Ama bir başka ne yüdüğü belirsiz bir savaşa da girmek çok problemli. Kobani'de bir insani dram var. Evet, onları da o yüzden 187 bini insanlar Türkiye'nin içine alındı. Bunun dışında Kobani'ye ne yapılabilir denildiği zaman doğrusu benim aklıma bir çözüm gelmiyor. Yani askeri yardım yapamazsınız. Birden fazla sebebi var. Biraz önce de konuştuk. Sonuçta Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'na 35 yıldır savaştığı bir örgütün diğer sınırın öbür tarafındaki parçasına yardım etmesini istemek sizin akıllıca gelse bile pratik değeri olan bir şey değil. O yüzden yapılabilecek bir şey yok. Sınır ötesine bir operasyon yapsanız bunun sonuçlarını bilmiyorsunuz. Ve dediğim gibi IŞİD diye tanımladığımız şeyin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Erbil'den bu sınırlara sürüldüler. Bundan sonra nereye gideceklerini bilmiyoruz ve bu mesele daha nerelere kadar taşacak hiçbir fikrimiz yok. Sadece benim değil, dünyada herhangi bir kimsenin de fikri olduğunu zannetmiyorum. O yüzden mümkün olduğu kadar sabretmek, dikkatli olmak, yapabileceğimiz her insana yardım yapmak ama bir kara savaşına hele ki bir savaşın parçası olmamamız gerekiyor. O yüzden de bugün Türkiye'nin kendi içine tartıştığı şeyler bence kötü bir şekilde Türkiye'yi kara ordusuyla sınır ötesinde harekata zorlayan bir algı varken, dünyada böyle bir tartışma, böyle bir baskı varken, böyle bir baskı olmadığını iddia ediyor diğer arkadaşlar ama çok iyi biliyorum ki böyle bir baskı var. Bunu sadece New York Times, Washington Post, Times ve diğerleri bütün hepsine baktığınız zaman da çok net görürsünüz. Hepsi zaten bu Türkiye'ye eşitliği, Türkiye IŞİD'i destekliyor, Türkiye ile eşit ilişkisi var tartışmasının başlamasının sebebi de Türkiye'yi bugünkü psikolojiye sokmak içindi. Eğer IŞİD'le ortak değilsen, eğer IŞİD senin partnerin değilse o zaman saldır diyen bir mantık var. Yani ya benimsin yahut da IŞİD'in diyen bir mantıkla şu anda mücadele ediyoruz. Bence şu anda yapılması gereken en doğru şey dikkatli ve sabırlı olmak ve kesinlikle bir başkalarının savaşında kara ordusunu kullanmamak. Başkalarının savaşında kara ordusu kullanmamak. Başkalarının derken de kastettiğim Kürtler değil. Bu bir Batı projesi. Bundan hiç şüphem yok. Bütün meseleyi eğer hep geriye doğru saracaksak bu ta Irak işgalinden beri başlayan 11 Eylül'den sonraki projelerin bir parçası olarak görünüyor. Bölgedeki bütün ülkelerde çok büyük sorunlar var. Birçoğu Irak neredeyse fiilen üçe bölündü. Suriye bugün 3-4 parça halinde.
Mısır'da darbe, o kadar çok şey sayabiliriz ki biliyorsunuz bunların hepsini. Ben daha soramadan siz cevabını verdiniz. Ben daha soramadan başkalarının savaşına Muharrem Sarıkaya ne düşünüyorsun sen Türkiye'nin rolü anlamında? Sevgili Taşkın'a katılamayacağım bu konuda. Çünkü buradaki mesele başkalarının savaşı meselesi değil. Buradaki mesele senin yurttaşlarının, akrabalarının da içinde olduğu bir savaş meselesi. Dolayısıyla Türkiye eğer baştan şu tavrı çok net bir şekilde koysa daha rahat olacaktı. Biraz gecikti bu tavrı koymakta. Yani benim yurttaşlarımın akrabaları eğer güvensiz bir durumda kaldılarsa onların güvenliğinden de ben sorumluyum diyebilmeli. Çünkü bir köyün ikiye bölünmüş halini orada görüyoruz. Evet. Bunu bütün sınır boyunca görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi ne yapılır, ne yapmalı şeklindeydi. Bir başka soruyu açmak isterim. Ne yapabilir? Yani yapabileceği neler var? Peki. Buradan da bakmak gerekiyor. Çünkü bir şeyleri yapabilmesi için uluslararası bir kurala dayandırması gerekiyor bu yaptıklarını. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin şu ana kadar bu konuyla almış olduğu 3 kararı var. Bir tanesi 2001 yılında 1373 sayılı kararı. Bir tanesi geçen yıl aldı. Hatta Türkiye'de çok sıkıntılı bir durumda kalacağı öngörülüyordu ki öyle olmadı. Ağustos ayında aldığı bir karar var. 2170 sayılı karar ki bu ülkelerin IŞİD ve benzeri El Nusra ve IŞİD diye direkt adını vererek dile getirdiği iki örgüte yaptığı bütün ekonomik yardımlara yaptırım getirmesini öngören bir şey ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çok dikkat çekici bir şekilde oy birliğiyle çıkmıştı bu karar. Peki. Bir tanesi de yeni bir karar var. 2178 sayılı karar. O da yine oy birliğiyle alınan bir karar. Dolayısıyla bu üç karara da baktığımız zaman her üç kararda bir başka ülkenin Suriye topraklarına kara gücü sokmasına izin vermiyor. Veya bunu öngörmüyor. Dolayısıyla böyle bir karar olmadan bir ülkenin, bir başka ülkenin toprağına ki hele ki bu Suriye ve arkasında Rusya, İran, Çin gibi güçlü devletler var ki bunların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri bazıları da. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde hadi ben giriyorum derseniz bunun sonuçlarını şimdiden öngörmeniz gerekiyor. Peki. Dolayısıyla burada bir, siz buna sessiz kalamazsınız. Buna bir tavır sergilemeniz lazım. Bu tavrınız ne olabilir? Belki hani şu Şam yönetimine karşı yayınladığımız bir notam vardı. Hatırladığım kadarıyla uçuşlara 10 kilometre, işte helikopter uçuşlarına 5 kilometre gibi bir sınır koyuyorduk. Belki bizim o tampon bölge diye nitelendirdiğimiz hemen sınırımızdaki meselenin ateşinin bize de geldiği, top atışlarının bizi de etkilediği, mermilerin bize de düştüğünü öne sürüp bu bölgede herhangi bir silahlı faaliyete ben bundan sonra izin vermeyeceğim deyip bir notam yayınlayabilir. Bu peki, anlayışla da karşılaşılabilir. Peki. Kuray Çalışkan'la belki devam edeceğim. Az vaktim kaldı çünkü. Vallahi şimdi durum şu. Bakın izleyicilerimiz şu anda Habertürk ekranında aşağıda biz bu kelebekte bölüyorlar ya. Ne yazıyor orada? Türkiye'nin IŞİD ile mücadelesi. Evet. Mesele ne biliyor musun? IŞİD'le mücadele etmiyoruz Balçiçek. Neyle mücadele ediyoruz? Hiçbir şeyle mücadele etmiyoruz. Peki. Şimdi söylenen şu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez HDP ile MHP birbirine yaklaşıp diyorlar ki aynı şeyle IŞİD bir beladır, ne yapacaksan yap. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki IŞİD bir beladır, ne yapacağını bu topluma söyle. Peki. AK Parti şu anda öyle bir suskunluk içerisinde ki şu IŞİD pisliğiyle, şu IŞİD iğrençliğiyle araya mesafeyi koyup Türkiye'nin neler yapabileceğini söylemesi gerekiyor. 7 tane yapılacak şey var. Birincisi, hiçbir şekilde ya gireceksin tanklarınla başka bir ülkeyi işgal edeceksin ya da bekleyip göreceksin diye bir şey yok, bu bir. IŞİD hakkında yeterince çalışma var. Daha geçen sene Sakarya Üniversitesi'nde 2 tane akademisyen IŞİD'in bütün tarihini ve nereye gittiklerini yazdılar. Bu hem İngilizce'de hem Fransızca'da hem Arapça'da hem Türkçe'de mevcut. Bu araştırmalar herkesin okuduğu, IŞİD'in nereye gittiğini gösterebildiği düzeye geldi. Bir, ne yapabilirsin? Topla burada dünyayı. IŞİD'e karşı ne yapıyoruz? Uluslararası bir aktör ol. Bütün dünya diyor ki ne yapacaksın? IŞİD senin başının, burnunun ucunda. Biz dur bakalım görelim ne yapacağız? Belki şey olur mu? En büyük tehdit o mu değil mi acaba? İşte sulandırıyoruz tartışmayı. Mezhep tartışmalarına bizim girmememiz lazım. Topla herkesi buraya, NATO üyesisin. Gelin buraya de ne yapılacağını tartıştır. İki,
NATO'yu angaje et. Sen doğrudan girmek zorunda değilsin. Bir tane NATO zaten bekliyor, vuralım diyor. NATO diyor ki, tabii canım, Muharrem Bey çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Olacak şey şu: senin surucunu vurmuş mu IŞİD? Senin ülkeni işgal etmiş mi? Konsolosluğunu işgal etmiş mi? Bayrağını indirmiş mi? Bitmiştir. NATO diyor ki ya sizin konsolosluğunuzu bunlar işgal etti. Size saldırdılar. Biz girelim bunları bir dağıtalım diyoruz. Siz ne yapalım bilmiyorum, bekleyelim. Üç. Yok, onu Kürtlerin, demiyor. Onu demiyor. Kürtlerin, NATO Genel Sekreteri dün Ankara'daydı. Onu demiyor. Konuşalım diyor. Karşı çıkma diyor. Koray. Ne yapılabileceğini konuşalım bir diyor. Bir duyalım dedi. Üçüncüsü, bir bitireyim Muharrem. Sen söylediğini söyledim. Bir izin ver bana. Hı. Üçüncü yapılabilecek şey, Kürtlerin, Peşmerge'nin ne yapabileceğine bak. Yani illa senin PKK üzerinden mi bir şey yapman gerekiyor? Peşmerge illegal bir örgüt mü? Peşmerge üzerinden bunu konuş. Nasıl destekleyebileceğini düşün. IŞİD sonuçta senin ortak belan. Dört, NATO üzerinden destek verip Kürtlerin kendisini savunmasını sağlayabilirsin. Yalnızca teorik olasılıklar. Beş, o nasıl olacak NATO üzerinden destek Kürtlerin? Ya bu teorik bir olasılık. Zor bak, bir olasılık buna başlarız bu, evet. Tartışmaya sonra çok nasıl zor, olacağını konuşuruz. Şimdi, ama evet, yani neler yapılabileceğini evet söylüyorum. Beş, illa tanklarınla mı girmek zorundasın? Orta Doğu'nun en güçlü hava kuvvetleri bizde var. IŞİD kim? Nasıl bizi tehdit edebilir? Dağıtırsın Kobani'nin çevresindekileri. Bak, olasılıktan bahsediyorum. Bunları olasılık dahilinde bile görmüyor kimse. Altı, senin uluslararası hukuk açısından ülken bombalanmış, hala bizim konsolosluğumuz işgal altında, IŞİD işgali altında. Uluslararası hukuk açısından NATO'ya, ona buna, Birleşmiş Milletler'e, Güvenlik Konseyi'ne gitmene bile gerek yok. Doğrudan sana savaş tehdididir. Ve yedi, biraz önce Yaşar Bey dedi ki IŞİD'i tanımıyoruz, böyle bir şey söylenemez. Milli İstihbarat Teşkilatı IŞİD'in nerede ne yapacağını bilmiyorsa, nereye gideceğini tahmin edemiyorsa, önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nı toplamamız gerekiyor. Daha iyi çalışmalarını sağlamamız gerekiyor. İstihbaratın çalışmadığı bir ülkenin güçlü olması mümkün değildir. Yapılabilecek şeyler çok. Yalnızca gir tanklarınla işgal et değil, yalnızca bekle değil. Peki, esas mesele artık AK Parti'nin ama Yaşar, Türkiye toplumuna söylemesi Yaşar gereken şey. IŞİD'le mücadelemiz, soracağım, bakın hala ekranın altında yazıyor. Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesi nasıl olacak? Bunun yanıtını vermiyorlar. Peki IŞİD kim, nasıl bizi tehdit edebilir gibi bir cümle kullandı Koray Çalışkan. Ona dair bir cümleniz var mı? Sonra da kapatmak zorundayım zaten. Yani büyük naif bir şey dinledik. İşte tıpkı HDP'nin bayramın üçüncü günü her yer Kobani'dir çıkın dediği zaman herhalde hiç hayal etmediği şeyler gibi. Koray Bey böyle işte kağıt üzerinde teorik olarak legolarla oynar gibi bir şeyler tasarladı ama o iş öyle olmuyor. İşin içine mermiler, bombalar, şehirlerdeki çeşitli eylemler girdiği zaman ya da bir savaş böyledir. Bir başlarsa yayılmaya devam eder. Savaşın en temel teorilerinden birisidir bu. Böyle bir şey yok. O yüzden öyle bir terörist örgütten bahsediyorum, bir devletten bahsetmiyorum. NATO vurgusunda Yaşar bulunuyor. Yaşar Bey, El-Kaide neyse IŞİD odur. Amerika El-Kaide'ye şunu mu yapacaktı saldırınca? Türkiye, Amerika diyecek Türkiye mi? Batı'nın ya bizi bombalarlarsa? Kendisini ortada bıraktığını biliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ne dediği hiç umurumda değil. Türkiye, NATO'nun kendisini nasıl orta yolda bıraktığını çok iyi biliyor. Kimyasal silah kırmızı çizgimiz dedikten sonra Suriye meselesinde Türkiye neyi biliyor? Hem Amerika'nın pardon, hem İngiltere'nin pardon, yan çizgilerini pardon, biliyor. Bir dakika, bir dakika Yaşar Bey. Türkiye neyi biliyormuş? Dinliyorum. Siz Dışişleri Bakanı'yla mı konuştunuz? Türkiye NATO'nun nesini biliyormuş? Siz NATO üyeliğimizi mi sorguluyorsunuz? Onu anlamıyorum. Jetimiz vurulduğu zaman ben sorgulamıyorum. Siz NATO üyeliğini ne kadar çok önemsediniz bu kadar? Ne kadar ne demek, çok? Ne demek? Ya bizi NATO'dan çıkarlarsa tartışması yapıyorlarmış. Ya umarım çıkarırlar diyeceğim bir şey yok. O kadar da umurumda değil. Siz niye böyle hayata NATO gözünden bakıyorsunuz sürekli, anlamadım ki. NATO bizi çıkaracakmış. Niye? Kara savaşına Orta Doğu'da girmezsek. Orta Doğu'da kara savaşına girmeyeceğiz diye çıkaracaklarsa daha hemen yarın yani çıkarsın. Valla çiçek söylenecek ya bir şey yok. Çıkarırsa çıkarsın NATO. Batı bize şunu yapıyor. Bu, ya böyle bir perspektif yani, yani gerçekten ama siz sürekli böyle Washington'un Yaşar Bey kusura bakmayın. Hiçbir AK Partili birincisi sizin bu perspektifinizi hiçbir şekilde söylemez. Dışişleri Bakanı şu anda ben izliyorsa geldiğimiz zaten noktayı sizin yani ben inanamıyorum. Ben Dışişleri Bakanı adına konuşmuyorum. Dinlemiyorsunuz bütün, galiba. Ya, o öyle değil.
O kadar değil. Ya bütün... Koray Bey, sizin CHP'li adaylığınız, girişiminiz var. Ben size CHP'li demiyorum. Siz bana gazeteci... Sizin demenize gerek yok ki. Ben CHP üyesiyim. Sizin demenize gerek yok. Ben de ben, kapatayım artık. Ben yani demenize ne gerek var? Yaşar Bey, siyasi peki, topluma inanan peki, birisiyim. Bir Koray, akademisyenim ben. Tamam. Ve tarafım. Burada sizin zaten, bana söylemenize gerek yok. Ben, bütün Türkiye bilir benim CHP üyesi. Ben sizin ne taraf olduğunuzu gördüm. Sizin bulunduğunuz tarafta değilim. Sürekli bunu söylüyorum zaten. Yeni Şafak'ta yazarak mı bir tarafınız yok? Bunu mu söylüyorsunuz? Lütfen. Lütfen. Bütün Türkiye biliyor. Açık açık konuşalım. Koç ve Muharrem Sarıkaya karşıt görüş özelde benimle olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Burada haftanın son gününde Cuma akşamı Karşıt Görüş özel programında konuklarımla birlikteydik. IŞİD'i konuşmaya çalıştık. Çözüm sürecini konuşmaya çalıştık. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi akşamı görüşmek üzere. İyi geceler. Zaten asıl dert o galiba.